Giriş yapayım. Merhabalar. Etkinliğimizin ikinci oturumunda dünya ve Türkiye'de su varlığı ve kaynakları konusunu işleyeceğiz. Bu oturumumuzun moderatörü olan Elektrik Üretim AŞ Genel Müdür Yardımcısı, ayrıca TMOB MMO İstanbul Şube Enerji Komisyonu üyesi Muzaffer Başaran'ın söz alması için sözü Muzaffer Başaran'a veriyorum. Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım, değerli konuklar, değerli hocalarım, su sorunları çalıştayının ikinci oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Biraz önce Özgür'ün bahsettiği gibi biz bu su konusunu ele almayı Makine Mühendisleri Odası Enerji Komisyonu'nda konuşuyorduk. Önce küçük çapta bir çalıştay üzerinde konuşurken daha sonra konu İKK'ya taşındı ve İKK'dan da çok sayıda oda bize bu konuda bize katkı sundu. Burada şunu da belirtmeliyim. Bugün ikinci oturumda dört kıymetli konuşmacımız var. Ve bu dört kıymetli konuşmacımız da dört farklı odadan. Jeoloji Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Orman Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası. Şimdi ben ilk olarak konuşmacıları ve konuları size bildireceğim. Birinci konuşmacımız Profesör Doktor Turgut Öztaş. Kendisi İstanbul ve Türkiye yeraltı sularının bugünü ve geleceğini anlatacak. İkinci konuşmacımız Meteoroloji Mühendisleri Odası'ndan Ziyaettin Durmaz. O da yüzey sularını anlatacak. Üçüncü konuşmacımız Profesör Doktor Ünal Akkemik. Kendisi ormanlar ve su konusunu işleyecek. Dördüncü konuşmacımız Doçent Doktor Özcan Kaygusuz. Kendisi Ziraat Mühendisleri Odası'nı temsilen Türkiye'nin sulak alanları ve sorunları konusunu işleyecek. Tabii ben ilk olarak birinci konuşmacımız olan Turgut Öztaş'ın kısa bir özgeçmişini size sunmak istiyorum. Profesör Turgut Öztaş 1951 yılında İstanbul'da doğdu. 1968 yılında girdiği İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden 1973'te jeoloji yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Bir süre MTA Maden Etüt Şubesi'nde çalıştıktan sonra 1974'te İTÜ Maden Fakültesi'ne geri döndü öğretim görevlisi olarak. Mersin Taşucu, Bağsak, Karst Kaynağı ve Dolayının Karst Hidrolojisi teziyle 1989'da doktor ünvanını aldı ve aynı yıl üniversiteden ayrılarak bir süre serbest çalıştı. 1992'de İTÜ Maden Fakültesi'ne yardımcı doçent olarak döndü ve 1994'te doçent ünvanını aldı. 2000'de İTÜ'den ayrılarak Mimar Sinan Üniversitesi'ne geçti ve burada 2003'te profesör oldu. Mimar Sinan Üniversitesi'nden Aralık 2005'te kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Halen mesleki konulardaki çalışmalarını kişisel ve kurumsal bazda sürdürmektedir. Aynı zamanda meslek odasının kurucularından olan Turgut Öztaş, akademik ve mesleki birçok görevi yanında 1994-2000 yılları arasında 4 dönem Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanlığı yaptı. Evli ve bir oğlu bulunan Turgut Öztaş İngilizce bilmektedir. Buyurun Turgut Hocam. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Çalıştayımızın çok değerli katılımcıları. Her şeyden önce bu çalıştaya fikir önderliği yapan Makine Mühendisleri Odası'na içten teşekkürlerimi sunarım. Son derece önemli bir konu gündeme getirmeleri ve aynı zamanda sadece gündeme getirmekle kalmayıp yükünü de üstlenmeleri. Bu bağlamda tabii ki İKK'ya, diğer tüm meslek odalarımıza, İSKİ'ye ve katkı veren tüm katılımcılara da yine içten teşekkürlerimi iletirim. Benim anlatacağım İstanbul ve Türkiye yeraltı sularının bugünü ve geleceği. Şehir yapabiliyor muyum Özgür? Evet. Bu da abi yapabiliyorsunuz.
Co-host yaptım ben size. Oldu mu? Şu an açık geliyor. Açık değil mi? Gözüküyor. Aynen. Peki. Evet, İstanbul ve Türkiye yeraltı sularının bugünü ve geleceği konusuna tabii ki kendi meslek disiplinim olan jeoloji mühendisliğinin en önemli diğer alt disiplinlerinden biri olan hidrojeoloji bağlamında bakacağım. Yani konu daha ziyade teknik olacak. İşin hidropolitiği ile ilgili hususları zaten diğer konuşmacılarımız değindiler ve ayrıca birinci derecede onları ilgilendiren bir konu tabii ki veya bu konuda daha fazla bilgi sahibi oldukları için o konudaki yorumlar onlar tarafından yapılması çok daha değerli. Şimdi öncelikle şu su dağılımına bir bakalım. Yani su niçin önemli? Aslında canlı yaşamında havadan sonra ikinci derecede önemli olan parametre su. Havasız 3-5 dakika veya 4-5 dakika yaşarsınız ama susuz 4-5 gün ancak gidersiniz. Fakat canlı yaşamı ve oluşturmuş olduğu yapılaşmış çevre bağlamında su olmazsa olmaz. Su öyle bir nesne ki varlığı çok çeşitli konularda yarar sağlarken bazen varlığının da zararlı olduğu durumları görürüz. Yokluğu ise kaçınılmaz bir şekilde tek bir sonuca götürür. Canlıyı, canlı yaşamını ve çevresini sonlandırır. Küresel su dağılımı içerisinde mavi küremizin sadece %2,5 oranında miktarı tatlı sudan oluşuyor. Bunlar Siklomanov'un 1993 değerlerinin görselleştirilmiş hali. Ve bu değerler içerisinde %2,5'luk tatlı suyun dikkat ederseniz %30'u yeraltı sularından oluşmakta ve diğer yüzey suları ve tatlı suları oranı ise sadece %1,3 oranında kalmış. Ve %1,3'ün de yaklaşık %20,5'u nehirler ve göller şeklinde. E peki bu kadar büyük bir orandaki yeraltı suları niye acaba günümüzde yeteri kadar değerlendirilemedi, geçmişte daha doğrusu? Herhalde gözden ırak olan gönülden de ırak oluyor. Onun bir etkisi var sanıyorum. Veya görülmeyen bir nesne olduğu için ancak kaynaklar, pınarlar şeklindeki yer yüzeyine çıkan yeraltı suları bu şekilde yararlanmış. Mevcut çıkışlarıyla yararlanılmış. Özellikle göç olgusunda ilk işgal edilen yerlerden birisidir. Kaynakların, pınarların olduğu yerler, yüzey suları dışında, akarsu ve göllerin dışında. Onlar tüketildikten sonra sığ kuyulara müracaat edilir. Onlar da tüketildikten sonra bu sefer derin kuyularla su alınmaya çalışılır. O yüzden benim burada üzerinde duracağım, bu yeterince ilgi görmemiş olan ama bulunuşuyla, varlığıyla, niteliğiyle, niceliğiyle aslında son derece stratejik, yaşamsal bağlamda önem taşıyan yeraltı sularının İstanbul'daki ve Türkiye'deki bazı projelere bağlı olarak elde etmiş olduğum sonuçlara dayanarak bugününü ve geleceğini özetle sizlere aktarmak şeklinde olacak. Önce İstanbul yeraltı sularının bugünü ve geleceğine bakalım. Bakın 1974 tarihli bir hidrojeoloji haritası görüyorsunuz. Bu harita 1/500.000 ölçeğinde. Ve bunun dayandığı, bu hidrojeoloji haritasının dayandığı jeoloji haritası ise 1964 tarihli MTA haritası. Ki bu 1964 tarihli haritada büyük oranda 1/100.000 ölçekli ve 1/200.000 ölçekli. Yani bu ayrıntıda hazırlanmış olan haritalara dayandırılarak hazırlanmıştır. İstanbul il alanı için 1974 tarihli harita ne zamana kadar kullanılmıştır? 2005 tarihine kadar kullanılmıştır. 2005 tarihinde o zamanki İstanbul Metropoliten Planlama Çerçevesi'nde kurulan çalışma organizasyonu içerisinde İstanbul il alanının ilk defa tüm alanı kapsayan bir daha ayrıntılı ki bu 1/100.000 ölçeklidir jeoloji haritası yapılmıştır. Bu harita mevcut bilgilerin parça pürçük yerlerde yer alan
değişik ölçeklerdeki haritaların birleştirilmesiyle derlenerek hazırlanmış olan bir envanter haritasıdır. Ve böylece il alanının bir hidrojeoloji haritasını yapmaya dayanak oluşturacak, yani 100 bin ölçekli de olsa bir haritasını yapmaya dayanak oluşturacak jeoloji haritası tamamlandığında ilk defa 2007 tarihinde İstanbul il alanını kapsayan en büyük ölçekli harita 1/100.000 olarak 500 binlik harita dışında tesis edilmiştir. Şimdi peki niye böyle bir haritaya ihtiyaç olmuştur? Geçen zaman içerisinde özellikle sürdürülebilir güvenli bir kent kılınmasını, tesis edilmesini amaçlamak, yeraltı sularından gereğince yararlanabilmek, hidrojeolojik kökenli sadece yeraltı suyu bağlamında değil, yeraltı suyunun dolaylı veya doğrudan neden olduğu doğal ve antropolojik sorunlara da çözüm üretebilmek amacıyla çalışma yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Özellikle bugüne ve geleceğe dair eylem planları İstanbul'daki, özellikle de risk analizi yönetimi odaklı konular bağlamında yapılacak olan çalışmalara hizmet edecek bilimsel ve teknik dayanak oluşturulması bir hedeftir. Bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Diğer bir zorunluluk, küresel ısınmayla su varlığının olumsuz etkilenmesinde ve bilhassa deprem sonrası gereksinimlerden kaynaklanacak içme suyu temininde yeraltı suyundan yararlanılması. Çünkü bir deprem sonrasındaki kaotik ortam içerisinde yeraltı sularının varlığı son derece önem taşımakta. Kentin mevcut su yapısının, su iletim şebekesinin bozulduğunu, kullanılamaz hale geldiğini düşündüğünüz zaman gerek toplanma, barınma, çadır alanlarındaki, gerekse diğer kesimlerdeki halkın su ihtiyacının, içme suyu ihtiyacının acaba yeraltı sularından ne oranda karşılayabiliriz sorusuna cevap aramak üzere bir proje gerçekleştirilmiştir. İlk aşaması. İkinci aşaması da kısmetse bugünlerde tekrar başlayacaktır. Yalnız bu çalışmalarda şu ana kadar, daha doğrusu 74 haritasında esas alınan hidrojeolojik grup tanımlaması içerisinde yapılan haritalama yöntemi terk edilerek, özellikle planlamaya yönelik, her türlü konuda planlamaya yönelik farklı bir metodoloji izlenmiş ve mevcut litostratigrafik birimlerin sahip olduğu boşluk hacminin varlığına, boyutuna, ortamsal dağılım yaygınlığına bağlı olarak her bir litolojik birimin farklı geçirimlilik niteliklerinin belirlenmesi ve bu farklı geçirimlilik nitelikleri arasındaki sıralanımın ortaya koyduğu hidrojeolojik ortamların tanımlanması, yani yeraltı suyu ortamlarının tanımlanması esas alınmıştır. Aslında bir hidrojeolojik haritanın yapılması, yani yeraltı sularının araştırılmasına yönelik olarak birçok farklı konuyu da incelemek gerekliliğini doğurduğundan dolayı hazırlanacak haritalar sadece yeraltı suyu ortamlarının dağılımını, özelliklerini değil, mevcut bölgenin topografik haritasını, yüzey drenaj ağını, göllerini, sulak alanlarını, bataklıklarını, mevcut su tesislerini, su yapılarını, hidrolojik ve meteorolojik gözlem istasyonlarını, ana ulaşım hatlarını, il ve ilçe sınırlarını içeren bir baz harita üzerine zaten tesis edilecektir hidrojeolojik bilgiler. Bunun için jeolojik harita kesindir, şarttır. Üzerine hidrojeolojik değerlendirme yapılarak hidrojeolojik harita monte edilir ve bu şekilde de kaynaklar, pınarlar, menba suyu, adi taş örgü kuyuları, su sondajı kuyuları, su depoları, bunların hepsi bir kentin sürdürülebilir ve sağlıklı, güvenli geleceğe aktarılabilir olmasında ana unsurlardır. Yani sadece bir hidrojeolojik harita yapmakla yeraltı suyu ortamlarını değil, bu tür dataları da siz bir yerde oluşturursunuz. Örnek verelim. Mesela İstanbul il alanı genelinde kaynakların, pınarların, çeşmelerin dağılımını görüyorsunuz. Böylece bunların ilçe bazında gruplandırılmış haliyle yaklaşık 2800 küsur data, ki bunlar 2006'daki IMP çalışması sırasında elde edilmiş olan verilerdir. Veya menba suyu veya yeraltı suyu işletmeleri İstanbul il alanında nasıl dağılıyor? Bütün bunların hepsi İstanbul'un bugünkü yeraltı sularından yararlanma potansiyelini ortaya koyan datalardır. Buna baktığımızda yine menba suyu işletmelerinin yaklaşık olarak, daha doğrusu kesin olarak 33 adedinin ama 2006 tarihi itibariyle batı yakasında İstanbul'un yer aldığını, bunlardan 28 adedinin ise doğu yakasında yer aldığını görüyoruz.
Yine yeraltı suyu işletmeleri var. DSİC kiraya verilen akifer alanlardır bunlar. Bunlardan 18'i yine İstanbul'un batı yakasında ve 4 tanesi de İstanbul'un doğu yakasında. Yine özellikle söyleyeyim ki bunlar 2006 tarihli verilerdir. Ve adi taş örgü veya keson bostan kuyuların dağılımı İstanbul il alanı genelinde nerelerde bu kuyular açılmış? Bunlar sığ yeraltı suyu ortamlarında yararlanmayı sağlayan verilerdir. Batı yakasında ilçelere göre baktığımızda 1000 küsur tane kuyunun, doğu yakasında ise 240 kuyunun tespit edildiği ve bunların haritalara aktarıldığını görüyoruz. Su depoları. Su depolarının İstanbul il alanındaki dağılımı, su depoları ne alakası var diyeceksiniz yeraltı sularıyla, ama şöyle bir ilişkisi var. Siz toplanma, barınma, çadır alanlarına yeraltı suyundan yararlanaraktan içme suyu temin etmeye kalktığınızda doğrudan doğruya sondaj kuyusundan o bölgeye, ilgili alana su aktaramazsınız. Veya aktarırsanız da bu çok tekil olur ve ekonomisi de yüksek olur. O nedenle bunları su depolarına toplamanız gerekir. Tabii ki buradaki sorun şudur. Mevcut su depoları, mevcut toplanma, barınma, çadır alanları hakikaten güvenli yerlerde midir? Yani bir deprem sonrasında bunlar ayakta kalacaklar mıdır, kalmayacaklar mıdır? Bunlar doğal risklerden, tsunami etkisinden, sıvılaşma etkisinden, heyelan etkisinden, pasif de olsa aktivite kazanıp kazanmayacağı şu anda tanımsız olan fay hatlarından, çürük zeminlerden, düşük taşıma zeminlerden ne oranda bağımsızdır? Bunun ayrıca sorgulanması gerekir. Bunlar da il alanı bazında su depolarının dağılımı, yaklaşık 230 adet İstanbul'da su deposu bulunmaktadır. Şimdi bu bilgiler işte jeoloji haritasının baz haritası üzerine işlenecek olan datalardır. Nihayet 2005'teki bu çalışma daha sonra Meta'nın büyük desteğiyle ve Meta'daki çalışan arkadaşlarımızla birlikte 2011'de ayrıntılı bir harita haline getirildi. Ya tabii ki bu arada bunları yer yer 1/1000'lik, yer yer 1/2000'lik, yer yer 1/5000'lik haritalara dayandırılarak 2011'de İstanbul il alanının ilk defa böyle bir büyük ölçekte haritalara dayanan fakat basım ölçeği 1/100.000 olan haritası hazırlandı. Bu İBB'nin DEZİM yani Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından 2017'de tekrar biraz da mühendislik şölesi amaçlı olarak yeniden elden geçirilerek formasyonlar kendi üyeleri bazında da ayrıntılandırıldı. Ve artık her şey hazır olduğu için de İstanbul il alanının 2020 tarihinde İBB DEZİM önderliğinde bir hidrojeoloji haritası hazırlandı. Bu haritanın basım ölçeği 1/100.000'dir. Yani şu andaki sunu ölçeği 1/100.000'dir. Ama dayandırıldığı jeolojik harita 1/1000 ila 1/25.000 ölçekli haritalar arasında ölçekli ayrıntısında değişen haritalara dayandığı için bu haritada aslında 1/1000, 2000, 5000 ölçeklerinde kullanılabilir olan bir haritadır. Biz buna İstanbul hidrojeoloji haritası değil, şu anda bazı eksikleri bulunduğu için İstanbul hidrojeolojik ortamlar haritası şeklinde adlandırdık. Ama bu harita bize şu bilgileri veriyor. Bakın burada hemen gayet açıkça göreceksiniz ki koyu mavi ve koyu yeşil alanlar, koyu mavi alanlar geçirimli taneli ortamların oluşturabileceği taneli akiferlerin alanlarını, koyu yeşil alanlar ise çatlaklı ve karstik kaya ortamlarının oluşturacağı akifer alanları göstermektedir. Bu harita üzerinde tanımlanan hidrojeolojik ortamlar yine şurada harita lejandında gösterilmiştir. Her bir litostratigrafik birimin taşımış olduğu geçirimlik değerine göre gruplandırılması ise harita lejandında sağ üst tarafında gösterilmiştir. Burada hemen dikkatinizi çekecektir. Terkos Gölü ile Karadeniz kıyısı arasındaki kısım bir koyu mavi renkli yani geçirimli taneli ortam olarak belirlenmiştir ki bu şu demektir. Karadeniz ile Terkos Gölü arasındaki ilişkinin de ayrıca denetlenmesi gerekir, araştırılması gerekir. Yani su seviyesine bağlı olarak Karadeniz'den Terkos'a, Terkos'tan Karadeniz'e her zaman için su alışverişi öngörülebilir. Ama araştırılması lazımdır. Bir diğer araştırılması gereken konu Küçükçekmece ve
Sazlıdere barajlarını görüyorsunuz. Bu bir yerde Kanal İstanbul güzergahıdır. Bunun çevresindeki koyu yeşil alanlar çatlaklı karstik kireç taşlarının olduğu ve bizim İstanbul'un batı yakasında Eosen kireç taşı havzası diye adlandırdığımız ama tabii ki tahkike ayrıca muhtaç olan bir çok geniş bir aküfer alanın içerisinden geçmektedir. Ve doğu yakasında da yine bir Trias kireç taşı havzası belirlenmiştir. Şimdi bu tür hazırlanan hidrojeolojik ortamlar haritası neleri verecektir bize? Yüzey ve yeraltı varlığı veya yokluğu, yani bir hidrojeolojik ortamı. Bunun kaya ortam mı, taneli ortam mı? Kaya olsa ne olur, taneli ortam olsa ne olur dememek lazım. Çünkü bu özellikle kirlilik taşıyan bölgelerdeki bu ortamlarda taneli ortamların belirli bir filtrasyon özelliği olmasına karşın kaya ortamların böyle bir filtrasyon özelliği yoktur. Yani kirlilik konsantrasyonu girdiği konsantrasyonda çok uzak mesafelere kadar taşınabilir. Bunun basınçlı mı, daha doğrusu su taşır mı yoksa yarı su taşır mı olduğu. Yani su taşır ise yeraltı suyu verimliliği fazladır, yarı su taşır ise daha düşüktür. Serbest mi, basınçlı mı? Yani kuyuyu açtığınız zaman su seviyesinde mi suya girersiniz yoksa belli bir bölüm susuz geçip ondan sonra basınçlı bir ortama mı girersiniz? Yani artezyen özelliği var mıdır, yok mudur? Bunlar bir bölgede katmanlar halinde midir bu ortamlar yoksa pardon tek bir ortam halinde midir? Bunların üç boyutlu konumu nasıldır, yayılımı nasıldır, diğer hidrojeolojik ortamlardan ilişkisi nedir? Yeraltı suyu havzası oluşturma niteliği var mıdır, yok mudur? Varsa yeraltı drenaj alanı sınırı nedir? Taşımış olduğu jeohidrolik parametrelerin yani permeabilite, transmissibilite, depolama katsayısı gibi özelliklerin sayısal büyüklüklerini tahmin edebiliriz. Bunların hidrojeolojik, statik, dinamik ve mümkün rezervleri hakkında fikir sahibi olabiliriz. Bakın bunlar geçmişte hazırlanan hidrojeolojik harita metodolojisinde temin edemeyeceğimiz datalardır. Ancak geçirimlilik esaslı hazırlanan hidrojeolojik haritalarda bunlar hakkında çok ciddi öngörülere, tutarlı öngörülere sahip olabiliriz. Bu ortamın işletilebilirliği, verimliliği, kirlenme olasılığı, kirliliğin etkinliği ve olası gelişim yönü, bunu bu ortama etkileyebilen doğal ve antropojen etmenler, yeraltı sularının korumaya ve strateji geliştirmeye yönelik yöntem ve metodoloji yaklaşımları, akış yönü yeraltı suyunun, hidrolik eğim değeri, beslenme boşalma bölgeleri, bölgesel su kalitesi, yüzey sularıyla olan ilişkileri, açılabilecek sondaj kuyularının veya önemli su kaynaklarının irdelenmesi, etkilenmesi, menba suyu ve yeraltı suyu alanlarının belirlenmesi, yeraltı suyu ile yapılaşmış çevrenin etkileşimi, yeraltı suyunun neden olduğu veya olabileceği risklerin öngörülmesi ve bunlara bu öngörülere yönelik olarak da üst havzada yer seçimi, özellikle taşkın riskini azaltmaya yönelik olarak. Yani taşkın suyun toplanıp drenaj üst havzadan itibaren yerleşim alanına geldikten sonra yapılacak önlemler yerine, yani koca, derin, geniş taşkın suyunu taşımaya yönelik inşaatlar yerine, üst havzada mümkün olduğu kadar tutulması, yerleşim yerlerine daha az su gelmesinin sağlanması ve MAR uygulamaları. MAR dediğimizde Managed Aquifer Recharge dediğimiz, yani yönetilir aküfer beslemesi, eski adıyla suni besleme. Buna yönelik olarak hidrojeolojik ortam seçimi. Peki bu bilgileri sağladığımız zaman ne amaçlarla kullanabiliriz? Bölge, çevre ve imar planlarını yönlendirme açısından. Afet sonrası gereksinilecek içme suyu teminine yönelik yeraltı suyu kullanım stratejilerini belirleme. İl genelinde sürdürülebilir yeraltı suyu kullanımının ve işletme politikasının planlanması. İl menba suyu işletme alanlarının koruma amaçlı planlanması. Küresel ısınmadan olumsuz etkilenebilir yeraltı suyu alanlarını ve stratejilerini belirleme. Sanayi, tarım, kentsel alan etkileşimini yeraltı sularıyla inceleme. Özellikle İstanbul özelinde Karadeniz Terkos Gölü veya herhangi bir yerleşim alanı genelinde yüzey suyu, yeraltı suyu etkileşimini irdeleme. Kentsel gelişim stratejilerini yönlendirme. Kalkıp da su alanları üzerine kentimizi planlamayalım. Yani gelecekte buraya gidelim dediğimiz zaman orada bir yeraltı suyu alanı var mı yok mu bilelim. Kentsel dönüşüm alanlarının planlanmasında uygun yer seçimi. Özellikle atık alanları, sanayi alanları, çöp alanları, mezarlık alanları gibi alanları seçerken bunlarla yeraltı suyu ortamlarının ilişkisini kurma. Toplanma, barınma, çadır alanlarına gereksinen içme suyunun hangi yeraltı suyu ortamından nasıl temin edebileceğini belirleme. Katı sıvı atıkları, döküm alanlarını, mezarlık alanlarının uygun yer seçimi
ve MAR yöntemlerini uygulama. Şimdi bu ortamların İstanbul il alanı genelindeki dağılımına bakıldığında görüyoruz ki yani verimli yeraltı suyu elde edebileceğimiz geçirimli taneli ve geçirimli kaya ortamları yaklaşık %24-25 gibi bir orana sahip olduğunu görüyoruz. Az çok yeraltı suyu temin edilebileceğimiz alanlar ise %21-22 mertebesinde, yarısından fazlası da İstanbul il alanının geçirimsiz veya yarı geçirimsiz ortam niteliği barındırmakta. Bu çalışmada İstanbul ilinin Trakya yakasındaki tanımlanmış olan yeraltı suyu ortamları adlandırılmış ve bunlardan 10 tanesinin su taşır yani akifer türünde, diğerlerinin ise yarı su taşır veya akitak türünde olduğu belirlenmiştir 22 tanesi. Hocam son 5 dakika. Oy peki. Tamam. Şimdi her biri yine aynı şekilde böyle gruplandırılmıştır. Burada İstanbul ili hidrojeolojik ortamların özelliklerine geçeyim. Bunlar zaten sunu olarak da sizde bulunacak. Ama ne yapabiliriz? Burada bu bazı politikalar geliştirilmesi lazım. Bu alanlar korunması lazım. Kirliliğe yol açıcı unsurlar atılması lazım. Ve AET'lerden çıkan suları kullanmaya bakmamız lazım. Türkiye yeraltı suları içinde 1/500.000 ölçekli 74 Türkiye hidrojeoloji haritası mevcuttur. Bu haritada bir başka proje kapsamında yine İstanbul'daki çalışmaya benzer biçimde geçirimlilik bazında ortamlara ayırtlanmış ve şurada göreceğiniz gibi Türkiye genelinde suyundan yararlanabilir ortamların yaklaşık %5,5-6 oranında olduğu tanımlanmıştır. Yapılan çalışmada taneli ortam akiferleri ve akitartları Türkiye genelinde haritalanmış, çatlaklı kaya ortam akiferleri ve akitartları haritalanmıştır. Türkiye yeraltı suyu özellikleri 925 tane hidrojeolojik ortam tanımlanmıştır ve bunların kapasiteleri, hidrojeolojik, dinamik, statik ve mümkün rezervleri bu önceki tahminlerin çok çok ötesinde bir değerde olduğu ortaya çıkartılmıştır. Tabii ki bunu yine bir Türkiye su politikası kapsamında tüm ülke suyunun dikkate alınması lazım, yeraltı sularının dikkate alınması lazım. İklim parametrelerinden nasıl etkilenebileceği havzalar bazında farklı iklim senaryolarına göre bu şekilde haritalanmıştır. Bunlar sunumu alan arkadaşlarımız bakıp bunları değerlendirebilirler. Ve şunu görüyoruz ki iklim değişiminden en fazla Asi havzasının etkileneceğini yer yer bazı senaryolara göre %53'lere varan oranda yeraltı suyu mümkün rezervinde azalma olacağını görüyoruz. Sarılar ise %20 oranlarında, %25 oranlarında yeraltı sularında azalma beklediğimiz veya azalma öngörülen alanları oluşturuyor. Bu 1970'li yıllarda gerçekleştirilen tüm hidrojeolojik çalışmaları yeni hidrojeoloji haritasına göre yeni bir metodolojiyle yeniden hazırlanması lazım. AET sularından yararlanılması lazım. Özellikle hep sınır aşan sular dediğimiz zaman yüzey suları aklımıza gelir. Fakat batıda Yunanistan, Bulgaristan, doğuda Ermenistan, güneyde Suriye ve Irak sınırlarının büyük kesiminde sınır aşan yeraltı suları mevcuttur. Bu yeraltı sularının diğer ülkelerde veya kendi ülkemizde farklı şekillerde kullanılması, miktar ve kalite olarak zarar görmesi her iki ülkeyi de ilgilendirir. Çünkü yeraltı suları yaygın bir ortamdır. O halde bir diğer önemli konu da şehir ve bölge plancılarıyla bu konularda yeraltı suları konusunda, ben yeraltı suları açısından söylüyorum tabii, yüzey suları için de geçerli bu, daha fazla işbirliğine gidilmesi lazım. Bir yerde, çünkü karar verici meslek disiplinlerimizin en başında gelen bir disiplindir. Çünkü bu tür alanların, su alanlarının doğal sit niteliğinde korunması ve korunularak kullanılması odaklı kavram ve yaklaşım bütünlüğü sağlanmalıdır. Mesela şu Türkiye genelindeki 2000 metreküpten fazla yaklaşık 600 küsur AET var. Bunların çok ciddi atık su arıtımı ve açık araziye deşarjları veya denize deşarjları söz konusu. Yapılan proje kapsamının içerisinde her akarsu havzası içerisinde yer alan atık arıtma tesisleri ve ilgili olabilecekleri, verilebilecekleri yeraltı suyu ortamları ayrı bir, her bir akarsu bazında
akarsu havzası bazında ayrı ayrı çalışılmıştır bir proje kapsamında. Sonuç olarak Türkiye jeoloji haritası bu 2002 tarihli yenilenmiş haritadır ve tamamen 1/25.000 ölçekli ayrıntılı jeoloji çalışmalarına dayanır. Bu jeoloji haritasından hareketle Türkiye'nin 1974 tarihli görevini tamamlamış olan hidrojeoloji haritası yerine bu geçirimlilik kavramına dayanan yeni bir hidrojeoloji haritasının hazırlanması ve yapılan tüm çalışmaların gerek rezerv çalışmalarının gerek AET'lerden beslenebilir veya başka şekilde beslenebilir gerek iklim etkisinin bu yeni harita kapsamında yeniden araştırılması, değerlendirilmesi gerekir. Teşekkürlerim. Hocam çok teşekkür ederiz. Zamana da tam olarak uydunuz. Tabii soruları dört konuşmacı da konuşmasını tamamladıktan sonra alacağız. Ve bu arada sorularınızı chat'e yazabilirsiniz. Sonra ben chat'ten soruları ilgili konuşmacılara aktaracağım. Şimdi ikinci konuşmacımız, birinci konuşmacımız yeraltı sularından bahsetmişti. İkinci konuşmacımız yerüstü sularından bahsedecek. Meteoroloji Mühendisleri Odası'ndan Ziyaettin Durmaz. Kendisinin kısa özgeçmişini okuyorum. 1981 yılı İTÜ Meteoroloji Mühendisliğinden mezun oldu. 81-83 yıllarında askerlik görevini yaptı. 83-2001'de Devlet Su İşleri Erzurum Bölge Müdürlüğü'nde mühendis ve baş mühendislik görevini yürüttü. 2001-2003'te DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Daire Başkanlığı'nda Hidroloji Şube Müdürlüğü, 2003-2005'te aynı dairede mühendis, 2005-2007'de aynı daire bünyesinde Rasatlar Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2007'de emekli oldu. 2007'den bu yana özel sektör bünyesinde çalışmaya devam etmektedir. Turgut Hocam, sunumunuzu kaldırabilirseniz Ziyaettin Bey koyacak sunumunu. Şehri zaten benden alıp Ziyaettin Bey'e verirse özgür herhalde olur sanıyorum. Yok, siz en üstte stop share diye bir şey var en üstte. Ben kapattım şu anda. Tamam. Buyurun Ziyaettin Bey. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu çalıştayın odalarımız için ve ülkem için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Makine Mühendisleri Odası'na bu çalıştayı tertiplediği için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Evet, benim sorumum yüzey sularıyla ilgili olacak. Tabii sabah oturumunda İlhan Hocam, biraz önce Turgut Hocam bazı yüzey sularıyla ilgili çakçan konularda söylediler. Ben çok fazla onların üzerinde durmadan diğer konulara geçmeye çalışacağım. Dünya toplam su miktarı 1.4 milyar kilometre küp olarak belirlenmiş veya tahmin edilmiş. Daha önce hocalarımın söylediği gibi bunun zaten büyük bir kısmı tuzlu su. O da önemli ölçüde okyanuslar oluşturuyor. Sadece %2,5 miktarı tatlı su. Bunun da teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir miktarı 9.000 kilometre küptür. Evet. Biraz önce de söylediğim gibi gerek Turgut Hocam gerekse İlhan Hocam bu görseli kullandılar zaten. Çok fazla üzerinde durmaya gerek yok. Tatlı su miktarının %70'i yaklaşık yüzey suyu, %30'u yeraltı suyu olarak kullanılıyor. Buna çok fazla girmeye gerek yok. Dünya olarak bakılacak olursa ülkemiz orta su sıkıntısı çeken bir görünümde yer alıyor. Gördüğünüz gibi kuzey ülkeleri işte Kuzey Amerika, Rusya, İskandinav ülkeleri su sıkıntısı çekmeyen ve çok rahat olan ülkeler. Afrika ülkeleri görüldüğü gibi dünyada en çok
su sıkıntısı çeken ülkelere görünümünde. Türkiye'de yağışlar bölgelere göre farklılık göstermekte. Bildiğiniz gibi en çok yağışı Doğu Karadeniz bölgemiz almakta. 3000 milimetre civarında bir yağışa sahip Doğu Karadeniz bölgesi. En düşük bölgemiz ise, yağış alan en düşük bölgemiz ise Konya kapalı havzası. Burada da 250 milimetre civarında bir yağışa sahip. Türkiye su potansiyeli, İlhan Hocam da bahsetmişti sabah sunumunda. O da çok güzel bir sunum yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Yıllık ortalama yağış Türkiye'ye düşen aritmetik ortalamadır. Bu 574 milimetre. Eğer bu yağış tamamen akışa geçmiş olsa idi, 450 kilometre küp bir su potansiyelimiz olacak idi. Türkiye yüz ölçümünü 783.577 kilometre kare olduğunu kaynaklar belirtiyor. Bu da 780 civarında yuvarlak belirtiyor ama şu anda tam olarak hesaplamışlar. 783.577 kilometre kare. Bu alana düşen değeri 574'e çarptığımız zaman yaklaşık 450 kilometre küp bir su bulunuyor, şöyle diyor. Yüzey suları, ülkemizin yıllık yüzey akış miktarı yaklaşık 186 kilometre küp. Kullanılabilir yüzey suyumuz 94 kilometre küp. Yeraltı sularımız, çekilebilir su miktarı 18 kilometre küp. Değerli arkadaşlar, bunlar ufak tefek farklılıklar gösterebiliyor. Bu sabah İlhan Hocam da söyledi, biraz önce Orkut Öztaş Hocam da söyledi. Alınan kaynaklara göre değişebiliyor ama yaklaşık bu civarda. Yani bizim toplam kullanılabilir su miktarımız 112 kilometre küp. Bu arada kilometre küpün 1 milyar metre küp olduğunu da antiparantez belirtmiş olalım. Şimdi yüzey sularımızın Türkiye'de kullanımı ne kadar? Sulama için 44 kilometre küpünü kullanıyormuşuz. Bu %77'sine karşılık geliyor. İçme kullanma sanayi toplamı 13 kilometre küp. Bu da %23'üne denk geliyor. Toplam su kullanımımız 57 kilometre küp. Biraz önce söylemiştim. Toplam kullanılabilir su miktarımız 116-112 kilometre küp idi. Yaklaşık demek ki %50'sini artık kullanıyoruz demektir bu. Evet, bu da ülkemizde 25 havza bulunmakta. Daha önce 26 havza olarak adlandırılıyordu. Fırat Dicle ayrı idi. Onlar sonra birleşti. Aynı körfeze, Basra Körfezi'ne döküldüğü için. Sonra bunlar birleştirildi. Şu anda Türkiye'de 25 havza bulunmakta. Sabah İlhan Hocam da bahsetti. Önemli miktardaki su potansiyelimiz bizim Fırat Dicle havzasından. Yaklaşık 55 milyar, 186 milyar metreküp veya 186 kilometre küp akışı olduğunu, yüzey suyu akışı olduğunu belirtmiştik. Bunun 55 kilometre küpü sadece Fırat Dicle havzasından karşılanmakta. Diğer havzalardaki su potansiyellerimiz de slide'da görmektedir. Evet. Acaba ülkemizde kişi başına düşen su miktarı olarak ne durumdayız? Şimdi bunun için dünyada kullanılan değişik göstergeler var. İşte Falkenberg göstergesi, biraz önce Turgut Hocam'ın da bahsettiği Sitramanov göstergesi var. Değişik göstergeler var. Genellikle
kişi başına 10.000 metreküpün üzerinde ise su zengini ülke olarak kabul ediliyor. İşte 3.000 ile 10.000 arasında yeterli suyu olan, 1.000 ile 3.000 arasında su sıkıntısı olan, su stresi olan diyebiliriz. 1.000'den düşük olan da su fakiri olarak adlandırılabiliyor. Yıllara göre hem ülkemizde hem de civar ülkelerdeki su potansiyeli kişi başına düşen miktar neymiş? Türkiye olarak bakacak olursak 2000 yılında 1662 metreküp iken 2020 yılında bu 1346'ya düşmüş. 2030 yılında da 1120 metreküp'e düşeceği tahmin ediliyor. Türkiye nüfusu şu anda 83.6 milyon gözüküyor. 2030 yılında nüfusumuzun 100 milyon olacağı TÜİK tarafından tahmin ediliyor. Bu durumda suyumuz tabii nüfus arttıkça kişi başına düşen miktar azalacak demektir. Aslına bakarsak biraz önce bahsettim. Bizim nüfus yoğunluğumuz genelde batıdadır. Batı ve güneydedir. Batı ve güneydeki su potansiyelimiz, yüzey su potansiyelimiz daha düşüktür. Az önce ifade ettiğim gibi Aslan Payı yüzey sularında Fırat Dicle Havzası'ndadır. Fırat Dicle Havzası ülkemizin doğusunda yer almakta. Dolayısıyla su fazla ancak nüfus az. Ancak batıda bunun tam tersi. Yani Fırat Dicle'nin suyunu batıya getiremeyeceğimize göre aslında batıdaki kişi başına düşen su miktarı daha düşüktür. Yani burada her ne kadar 1346'lar gözüküyorsa bile ise batıda bu 500 ile 1000 arasında olacağı tahmin ediliyor. Türkiye su zengini değil. O zaman nüfusumuz da sürekli arttığına göre nüfus artışı demek artan su talebi demektir. O zaman suyumuzu daha dikkatli kullanmak zorundayız demektir. Bu kısımda da yüzey suların nasıl ölçüldüğü ve nasıl değerlendirildiği de kısa bilgiler vermek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Türkiye'de su daha önce 2011 yılına kadar iki kurum tarafından ölçülmekte ve değerlendirilmekteydi. Bunlar Elektrik İşleri, Etüt İdaresi ve Devlet Su İşleri. Elektrik İşleri, Etüt İdaresi 2011 yılında kapatıldı. Görevleri ve personeliyle beraber DSG'ye devredildi. Şu anda Türkiye'de tek suyu ölçen ve değerlendiren kurum Devlet Su İşleri. yüzey sularının ölçümleri tabii çok kolay bir şey değil. İşte sağ üstte yansıda gördüğümüz eğer suyun hızı ve derinliği suya girilerek ölçüm yapabilecek bir şekilde ise suya girilerek de bir ölçümü yapılabiliyor. Sol tarafta ise, yani bakışa göre sol tarafta ise bir teleferik sistemiyle havai hatla mürine cihazı suya indirilmek suretiyle bir ağırlık vasıtasıyla de bir ölçümü yapılıyor. Suyun seviyesi de sürekli olarak suyun kenarında kurulmuş olan bir akım gözlem istasyonu AGI diyoruz ona kısaca. O da sağ altta sürekli olarak elektronik olarak ölçülmektedir. Bunlar seviye olarak kaydedilir. Daha sonra belirli sürelerde sağılır bunlar. Gerek online gerekse bilgisayar vasıtasıyla zaman zaman sağılır ve değerlendirme yapılır.
sol tarafı yine bir akım gözlem istasyonu görseniz, sağda ise göl gözlem istasyonu. Bu da barajlarda suyun seviyesinin ne kadar olduğunu göstermek için kurulan istasyondur. DSİ tarafından şu anda hali hazırda işletmede olan akım gözlem istasyonu sayısı 1330 adet. Bunun 924 adedi online olarak, yani anında o akım gözlem istasyonunda geçen suyun seviyesi bilinebiliyor, alınabiliyor. Evet, bahsettiğim gibi bunlar bu limnograf cihazına kaydedilen bilgiler daha sonra sağlanmak suretiyle bilgisayara aktarılıyor. Bunlara birer akım anahtarı çiziliyor. Bu geçen seviyelere karşılık gelen debiler bu anahtar vasıtasıyla hesaplanıyor. Yani yıllık o kesitten geçen suyun miktarı belirleniyor. Bunlar da proje çalışmalarında mühendis hidrolojisinde kullanılıyor. Şimdi yüzey sularının genel gidişi ne yönde diye bir soru akla gelebilir. Özellikle 2000 yılından sonra veya bunu tam 2000'ye adlandıramayız ama 2000'li yıllardan itibaren bir azalış trendi göstermekte. Görüldüğü gibi minimumlar daha düşük olmakta, gelecek yıllarda daha düşük olacağı beklenmekte. Yani yüzey sularımız gittikçe azalacak gibi gözüküyor. Evet. Şimdi biliyorsunuz bizde sulamalar henüz yeni borulu sistemlere geçmeye başladı. Şu ana kadar mevcut sulamalarımız salma sulama şeklinde açık kanal sistemleriyle yapılıyor. Yani çok su zayiatı oluyor. Yani, bir an önce bizim kapalı sistemlere geçmemiz gerekiyor. Kapalı sistemler bildiğiniz gibi yağmurlama ve damlama sistemleriyle yapılıyor. Burada bir yağmurlama sulama sistemi gözükmekte. Tabii her bitki yağmurlama, her bitki damlama olmuyor. O bitki çeşidine göre ve basınca göre bu ayarlanıyor. Projelendiriliyor. Evet. Burada yağmurlama damlama sonucunda elde edilen bir ürün görmekteyiz. Eğer bu tedbirleri almaz isek bizi bir büyük bir kuraklık bekliyor. Hem sularımız azalıyor, yani genel itibariyle sularımız azalıyor, hem de su zayiatımız çok fazla. Evet. Ne yapabiliriz? Şimdi biraz önce bahsettiğimiz gibi suyun %77'si sulamada kullanılıyor. Yüzey sularının %77'si sulamada kullanılıyor. Bunun Türkiye'de şu anda toplam sulama sahası 9,5 milyon hektar olarak belirlenmiş. Bunun 6,6 milyonu sulamaya açılmış vaziyette. Ama açık kanalda sulanıyor. Kapalı sistem, borulu sisteme geçen 32 bin hektar. Yani 6,6 milyondan sadece 32 bin hektarının kapalı sisteme geçtiği. Ancak projelendirilen ve projelendirilmesi devam eden miktar 1,1 milyon hektar. Yani bu da bizim hızla açık sistemlerden kapalı sistemler sulamaya geçmemizi gerektiriyor. Bir de içme kullanma suyu şehir şebekelerinde kayıplar çok fazla. %70'lere varan kayıpların olduğu söyleniyor. Yani siz 100 birim su veriyorsunuz. Bunu zaten 70
birimi yolda kayboluyor. Yani eve ulaşmadan kayboluyor. Yani bir an önce şehir şebeke sistemlerinin, içme suyu sistemlerinin, kullanma sistemlerinin yenilenmesi gerekiyor. Şimdi genellikle biliyorsunuz barajların doluluk oranlarıyla biz hep bilgilendiriyoruz. Aslında bu çok doğru bir değil, sistem değil bana göre. Neden değil? Çünkü bizim barajların çoğu zaten başka havzalardan derivasyonla doluyor. Bu gerek Ankara olsun, gerekse İstanbul'da olsun. Bir de siz çektiğiniz suya göre yani yanlış bir politikayla fazla su çektiğiniz zaman barajda kalan miktara bakacaksınız. Yani bu sadece işletmedeki hatadan kaynaklanan bir durumdur. Bunun yerine akım gözlem istasyonları var biliyorsunuz. Biraz önce bahsettim. Bunlardan doğal akımlı olan, yani menbaasında herhangi bir proje olmayan, bir baraj olmayan doğal akımlı istasyonlardan suların gidişini takip etmek daha doğru olur. Bunu İlhan Hocam da mutlaka bana verecektir. Üstteki mavi grafikte uzun yıllar ortalaması gözüküyor. Bakın. Altta kahverengide ise 2020 yılı, biliyorsunuz 2020 yılı çok kurak geçti. Bu sene de yine kurak geçmeye aday. Önceki yılların ortalamasına göre diyelim ki farz edelim ki 2020 yılında bulunuyoruz. Gelen su miktarını buradan çok daha doğru görebilmekteyiz. Bunların akım gözlem istasyonları vasıtası yapılması daha doğru olacağı görüşündeyim ben. Evet, su varsa hayat var diyoruz. Ben sözü çok fazla uzatmadan tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ziyaettin Bey'e bu sunum için çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce söylediğim gibi soruları tüm konuşmacılar konuşmalarını tamamladıktan sonra alacağız. Şimdi ben üçüncü konuşmacımıza döneceğim. Üçüncü konuşmacımız Profesör Doktor Ünal Akkemik. Kendisi ormanlar ve su konusunu irdeleyecek. Ben müsaadenizle önce bir onun özgeçmişini okumak istiyorum. Profesör Akkemik 25 Ağustos 1968'de Tokat doğumlu olup İlk orta ve lise eğitimini Tokat'ta tamamlamıştır. 1987 yılında kayıt olduğu İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden orman mühendisi olarak mezun olmuştur 1991 yılında. 92 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ne araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 1997 yılında doktorasını yapmıştır. 1998 yılında yardımcı doçent, 2003 yılında doçent ünvanını almış. 2009 yılının Şubat ayında da aynı ana bilim dalında profesörlük kadrosuna atanmıştır. Çeşitli bilimsel ve sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak faaliyette bulunan Profesör Akkemik, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Orman Botaniği Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve fakülte kurulu üyeliği görevleriyle Çekül Yüksek Danışma Kurulu üyeliği görevini yapmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nde öğretim üyesi olup Çekül Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir. Buyurun Sayın Hocam. Ünal Bey, mikrofonunuz kapalı. Mikrofonunuzu açar mısınız? Sol altta mikrofon kısmı var. Oraya tıklarsanız. Yok, paylaşımda bulunmuşum da. Şimdi paylaşımı tekrar açayım.
Evet, sanıyorum görüntüle geldim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan, çok değerli katılımcılar. Öncelikle ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çalıştay'ın başarılı geçmesini diliyorum. Ben de bu konular kapsamında ormanlar ve su ilişkisi üzerinde ana hatlarla durmaya çalışacağım. Ve ormanlar, ormancılıkla su arasında ne gibi bir ilişki var? Önemi nedir? Bunları size anlatmaya çalışacağım. Suyumun içerisine ana hatlarla baktığımız zaman dünyada orman varlığı ne durumdadır? Türkiye'de orman varlığımız nedir? Ormanlar ve su ilişkisi, su varlığımız ki bu konuyu geçeceğim çünkü çok güzel bilgiler verildi bununla ilgili. Su kalitesi ve orman yapısı, ormancılık faaliyetlerini belirttikten sonra da birkaç öneriyle sunumumu tamamlamaya çalışacağım. Şimdi dünyadaki orman varlığına baktığımız zaman dünya ormanlarının genellikle kuzeyde olduğunu, bir de ekvator çevresinde olduğunu görüyoruz ve Türkiye'nin konumu burada önem taşıyor. Çünkü Türkiye dünya genelindeki ormanların sınırında bulunuyor. Özellikle kuzey ormanlarının, kuzeydeki ormanların güney sınırında bulunuyor. Bu da Türkiye'nin küresel iklim değişikliği etkisiyle, ısınmayla beraber ve işte bu nemdeki azalmayla beraber ormanlarının azalacağını, çekileceğini, en azından yapısının değişeceğinin çok tipik göstergelerinden bir tanesi bu da. Dolayısıyla bizim konumuz oldukça kritik, ya Akdeniz havzası olarak tabii ki. Ve dünyada orman varlığının giderek azaldığını görüyoruz. Dünyada orman varlığı yaklaşık işte 4 milyar 128 milyon hektar iken 1990'lı yıllarda bu rakam 2016'lı yıllarda 4 milyarın altına düşmüş. Yaklaşık 130 milyon hektar civarında bir orman kaybı yaşanmıştır ki bu kayıp çok büyük bir kayıptır. Çünkü Türkiye'nin toplam orman varlığının yaklaşık 6 katı kadar bir orman kaybıdır bu. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman orman varlığının resmi rakamlara göre arttığını görüyoruz. 1973 yılında 20.1 milyon hektar iken bu rakamın 2018 yılında Orman Genel Müdürlüğü'nün rakamlarına göre 22.6 milyon hektar, hatta biraz da arttı bugünlerde. Bu artış yanıltıcıdır. Yani bunu baştan belirteyim özellikle. Bu çok doğru bir rakamlar değildir. Çünkü bir kere ölçüm tekniği geliştiği için alanlarda artış söz konusudur. Ve son zamanlarda orman niteliğinde çok ciddi bozulmalar vardır. Nitelik açısından ciddi bozulmalar vardır. Hatta bu bize göre orman varlığımız ama uluslararası sınıflara göre, ısınlandırmaya göre baktığımız zaman FAO'ya göre FAO'nun orman tanımlamasında en az %10 ve kapalılık aranıyor. %10 ve üzerinde kapalılık varsa orası orman alandır. Bunun dışında kalanlarda ağaçlık alanlardır diye değerlendiriliyor. Bizim bu sınıflandırmaya göre orman varlığımız mevcut varlığımızın yarısı kadar neredeyse 11.3 milyon hektarlık bir ormanımız var. Ve geri kalan yaklaşık 10 milyon hektarlık kısımdan diğer ağaçlık alanlar, yani taşlık, kayalık, çalılık veya işte makilik gibi alanlar diye değerlendiriliyor. Tabii ki bunların tamamı su üretimi açısından son derece değerlidir. Kapalılığın burada su kalitesinde miktar etkisi vardır ama orman olarak mutlak değerlendirilmelidir su açısından düşündüğümüz zaman. Ama orman varlığımız açısından baktığımız zaman nasıl ki su zengini bir ülke değiliz, orman zengini bir ülke değiliz. Şimdi su üretimine baktığımız zaman su üretimi ile ilgili ormanın su üretimi ile ilişkisinde şöyle bir durum var. Yapılan bir çalışmada Rio ve diğerlerinin 2011 yılında yaptığı bir çalışmada şöyle bir sonuç var. Buharlaşan su okyanuslardan 1 kilogram havadaki miktar 14 gram ve burada sıcaklık 26 derece. Her ikisinde de benzer aynı rakamlar var. 60-80 kilometre mesafeye, bu denize 60-80 kilometre mesafede orman alanları var. Eğer orman alanları varsa o zaman buradan da çok yoğun buharlaşma söz konusu oluyor ve böylece havadaki su miktarı daha fazla. Yani 21 gramdan daha fazla oluyor şimdi 1 kilogram havadaki su miktarı. Böyle olunca da buhar yağışa dönüşebiliyor ve buhar yağışa dönüştüğü zaman da yamaçlardan üst havzadan aşağıya doğru yağışa döndüğü zaman da aşağıdaki göl kurumamış oluyor ve hem yeraltı suyu zengin oluyor, hem yer üstündeki su zengin oluyor, hem yüzey sular artmış oluyor. Ama orman olmamış olsa bu arada, orman olmadığını düşündüğümüz zaman da burada havadaki su miktarı daha düşük oluyor ve yağışa dönüşüyor. Böyle olunca da şu sonucu ulaşıyoruz. Eğer bir alanda orman varsa orman orada yağışa katkı sağlıyor. Çünkü birazdan yine bazı rakamlar vereceğim.
ağaçlardan çok yoğun buharlaşma söz konusu ve o buharlaşma etkisiyle havadaki buhar yoğunluğu artıyor ve bu da yağışa dönüşebiliyor. Bu da döngüyü sağlamış oluyor. Yani o yağış döngüsü sürekli devam etmiş oluyor. Bu açıdan son derece önem taşıyor. Şimdi bazı rakamlar verin. Bu rakam aslında verildi. Ben önceki konuşmada Ziyaettin özellikle çok güzel rakamlar verdi bununla ilgili. Dünyadaki tüm suların %2,5'u içilebilir su. Ve bunların da büyük bir kısmı kutuplarda olduğu için, buzullarda olduğu için zaten biz bunları kullanamıyoruz. Ve işte bu çok önemli bir bilgi. Dünyanın kullandığı içme suyunun yaklaşık %75'i ormanlardan sağlanmaktadır. İşte bu noktada ormanların önemi açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ormanlar su sağlama açısından temiz, tatlı içme suyunu sürekli ve kaliteli bir şekilde sağlama açısından son derece önemli kaynaklardır. Ve büyük bir meşe ağacı, bu ölçülmüş. Bunda tabii çok genel rakam var. Ölçüldüğü andaki rakam. Bir gün önce ölçseniz, bir gün sonra ölçseniz farklı rakamlara ulaşırsınız ama yaklaşık bir rakam bu. Büyük bir meşe ağacı bir yılda 151 bin litre suyu topraktan çekip atmosfere bırakmaktadır. Bu çok büyük bir rakamdır. Ve ormanlık alanlarda yağan yağmurlar %40'ı havaya tekrar verilmektedir ki. Hatta şöyle bir rakam daha var. Ben derslerde bunu kullanıyorum. Tek bir ağaç aldığı suyun yaklaşık %95'ini kullanmadan geri veriyor. Ve geri kalan %5'ini ancak diğer fizyolojik faaliyetlerinde kullanıyor. Burada su sadece taşıyıcı rol üstleniyor. Yani diğer tüm fizyolojik faaliyetlerde madde transferinde itici güç, taşıyıcı güç olarak kullanılıyor. Dolayısıyla su hareketi son derece önemli ve bu su da buhar halinde dışarı veriliyor büyük oranda. Bir de sıvı halde verildiği durumlar da var. İşte bu şekilde ormanlardan ciddi bir su kaybı varmış gibi görülüyor ama tabii ki bir kayıp değil. Bu döngünün sağlanması açısından önemli. Ve bu yağan yağmur sularının ormanlardan atmosfere verilmesindeki oran Amazonlarda çok daha yüksek ve 170'lere kadar çıkıyor. Şimdi yıllık toplam yağış açısından baktığımız zaman işte bu bilgiler aslında verildi. Dünya ortalaması 800 milimetre iken Türkiye ortalaması 643 milimetre olarak belirtilmekte ve bu da bizim su zengini olmadığımızın bir göstergesidir yine. Bu rakama verildi. Ben burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ziyaettin Bey yine buna ilgili çok güzel bir projeksiyon da verdi. Ama bir azalma söz konusu. İşte bu azalırken aslında başka bir şey daha azalıyor aslında. Bizim nasıl ki temiz tatlı içme suyu, kişi başına düşen içme suyu azalırken aslında nitelikli ormanlarımızda da bir azalma olduğunu görüyoruz. Ormanlardan yoğun kesimler var. Özellikle batıda ve kentleşmenin yoğun olduğu yerlerde ormanın niteliğinde, kalitesinde, kapalılığında bozulmalar var. Ve özellikle su havzalarında ciddi bozulmalar var. Bu da eş zamanlı bir şekilde bu suyun miktarını azaltmaktadır. Hem nüfus artışı hem de su üretim açısından Türkiye'yi büyük bir risk beklemektedir. Tabii böyle olunca ormanların önemi zaten çok açık bir şekilde görülmekte. Bir de ormanların yayılışıyla yağmur arasındaki ilişkiye baktığımız zaman Türkiye'nin en yağışlı yerleri işte burada rengin pembeye döndüğü kısımlar. Özellikle Doğu Karadeniz'in sahil kesimleri, Doğu Karadeniz'in doğusunun ve Doğu Karadeniz'in batı kesimleri yani Samsun, Giresun civarı ve Artvin, Rize civarlarında pembeye döndüğünü bir de Güneybatı Anadolu'da Muğla çevresinde rengin pembeye doğru döndüğünü görüyoruz. Pembe, koyu mavi bölgeler yağışın bildiğiniz gibi yüksek olduğu yerler ve buralar aynı zamanda bizim ormanlarımızın da yoğun olduğu yerler. Ve ormanlarla yağış arasında çok belirgin bir ilişki var. Hani yağış mı ormanı besliyor, orman mı yağışı besliyor dendiği zaman bunun bir önemi yok. Her ikisi de doğru ve dolayısıyla buralar bizim hem nefes aldığımız hem de suyumuzun temel kaynağı olan yerlerdir. Hatta şu haritaya geri dönersek özellikle Hatay'dan itibaren bildiğiniz gibi Toros Dağları kuzey doğuya doğru giderek genişliyor. Doğu Anadolu bölgesini oluşturuyor ve Doğu Anadolu bölgesinin ile Güneydoğu Anadolu bölgesi arasındaki o koyu bölge, yağışların olduğu koyu bölge aynı zamanda dağlık sistem. Aşağısı zaten daha düz araziler. Dolayısıyla bu dağlık sistemlerde de yağışlar yüksek ve bu yağışların yüksek olduğu bölgede de yine bizim meşe ormanlarımız var. Yani ormanlarımız buradan yine devam ediyor. Böyle meşe ormanlarımız var.
Dolayısıyla yağışın olduğu bölgelerde ormanlar var ve bu ormanların olduğu bölgelerde de ormanlar suyun kontrollü bir şekilde toprağa girmesini ve orada toprakta yeraltı suyunu zenginleştiriyor, yerüstü suyunu daha kontrollü bir şekilde zenginleştiren bir etkendir burada. Şimdi ağaç ve su ilişkisine bir de başka açıdan baktığımız zaman biz bu alanlarda çalışıyoruz. Biz örneğin Filyos Nehri, bu Zonguldak tarafındaki Filyos Nehri'nin akım verilerini biz ağaç halkalarından tahmin ettik. Ağaç halkalarıyla, yıllık ağaç büyümesiyle akım verisi arasında çok belirgin ilişki var. Yağışla ilişki var ama akımla da ilişkisi var. Ve soldaki grafiğe baktığınız zaman bu kırmızı olan grafik ölçülen akım verisi. Filyos Nehri'nde ölçülen akım verisi, şu bölgelerde ölçülen akım verisi, şu kırmızı, pardon mavi olan grafikle ağaç halkalarını biz ölçüyoruz. Tabii yüzlerce ağaçtan örnek alarak ölçüyoruz ve sonuçta akım verilerini tahmin ediyoruz ve bizim tahmin ettiğimiz değerler, ağaçlardan tahmin ettiğimiz değerler ve bu ormanlardan aldığımız, ama doğal ormanlardan aldığımız, şuradaki örnek alanlardan aldığımız ağaçlar, Karaçam ağaçları bunlar ve böylece ağaçlarla akım arasında bir ilişki olduğunu görüyoruz. Ve buna dayanarak da ki akım verileri çok geriye gitmiyordu. 1967'lere gidiyordu. Ama biz 350 yıllık geriye doğru 350 yıllık dönemdeki Mayıs-Ağustos dönemindeki akım verilerini tahmin etmiştik. Ve böylece hangi dönemlerde akım artmış, hangi dönemlerde azalmış bunu bulabiliyoruz. Yani bizim işte bu akım dediğimiz aslında bizim yine temiz tatlı içme suyumuz aslında. Yani bu ormanlardan gelen su. Gördüğünüz gibi burada en önemli dönem 1887-1895 yılları arasındaki dönem. Bu dönem gerçekten kurak bir dönem. Bu dönem çok yoğun kıtlıkların yaşandığı bir dönem ve 350 yıllık dönem içerisindeki en kurak dönem burası. Ama sonrasında aslında bir yağışlı dönem var. Burada çok belirgin olmamakla beraber başka çalışmalarda bu çıktı. Örneğin Sakarya Havzası'nda yaptığımız çalışmada aynı yöntemlerle Sakarya Havzası'ndaki yağışı da tahmin etmiştik geriye doğru 1800'e kadar. Ve bu dönem yine benzer şekilde kurak çıktı. Çok belirgin şekilde en kurak dönem. Ama ondan sonraki dönem özellikle bu 1900-1925 arası, 25'ten sonra 4 yıllık kurak dönem var. İşte ağaç halkalarından bunu elde ediyoruz. Ve bu dönemde de işte akımın arttığını görüyoruz. Ama son zamanlarda yine diğer bulgularda da olduğu gibi akımlarda bir azalma başlamış. Bu çalışmaları biz güncelliyoruz bugünlerde, çalışmalar devam ediyor ve başka alanlarda yaptığımız akım verisi olmasa bile yağış ilgili yaptığımız çalışmalarda şunu görüyoruz ki gerçekten Türkiye'de kuraklık artıyor. Yağışlara belirgin bir azalma olmasa bile sıcaklığa bağlı nemdeki azalmadan dolayı ağaç büyümelerinde ciddi bir azalma var. Bu da muhtemelen akıma da yansıyacak. Evet, şimdi ormanlarla su ilişkisine geldiğimiz zaman tekrar ormana düşen yağış suyunun ortalama olarak %15'i yağış anında orman örtüsü ve toprak yüzeyinde tutulmaktadır. İşte burada orman ne kadar kapalı ise bu oran daha da artıyor. Ormanın kapalılığı biraz daha seyrek olursa bu oran tabii ki daha da düşüyor. Dolayısıyla bu yaklaşık bir rakam. %30'luk kısmı toprak içindeki seyri esnasında bitki kökleri tarafından emiliyor. Yani bitkiler işte yaşamı için %30'luk kısmını kullanıyor. %55'i ise bir kısmı toprak içerisinde hareketle toprak suyunu ve yeraltı sularını, yüzeysel akış ya da yerüstü su kaynaklarını beslemektedir. Dolayısıyla ormana düşen yağışın %55'i işte diğer kullanılabilir suya dönerken diğerleri döngüde bitkinin yaşamı ve döngü için kullandığı sudur. Orman yapısı, tür bileşimi, kapalılığı ve ölü örtüyle toprak yapısı suyun miktar ve kalitesini etkiler. Özellikle hani kapalılık derken ağaçların tepe çatılarının birbirine temas ettiği, tümüyle temas ettiği ışığın sızmadığı ortamda tam kapalı ormanlar. Bu tip ormanlarda suyun miktarı düşer. Çünkü yapraklara ne kadar su kalır ve buharlaşırsa toprağa inen su miktarı azalır. O yüzden kapalılığın biraz açık olması lazım, yani kırılması lazım. Ama toprağın da açık olmaması lazım. Toprak açık olduğu zaman da erozyonla su kaybı söz konusu. O yüzden işte bu noktada ormancılık tekniği son derece önemli. Teknik ormancılık burada devreye girdiğinde belirli bir kapalılıkta %30-40-50 kapalılıkta bir ormanda su verimi her zaman daha fazla olmaktadır. Yeryüzüne ulaşan yağışın toprağa girmesi, toprak içinde aşağılara sızarak derelere ve kaynaklara ulaşması
Ormanlık alanlarda çok daha fazladır bu bilindiği gibi. Açık alanlarda ise yağan yağmur suları toprağa doğrudan çarptığı için doğrudan hızlı yağmurlarda yüzey sularıyla gitmektedir. Sel ve taşkınlarla zaten kaybolup gitmektedir. Dolayısıyla ormanın önemi burada zaten açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ve ağaç türü açısından baktığımız zaman da iğne yapraklı ağaçlar, daha çok çamlar, dingöknar gibi iğne yapraklı ağaçlardan su üretimi meşe, kayın, gürgen gibi yapraklı ağaçların olduğu ormanlara göre daha düşüktür. Çünkü buralarda ölü örtü de fazladır. Ve ki bu çam ormanlar daha çok hele sahile aşağı yükseltilerde genelde kızılçamların olduğu yerler, makiliklerin olduğu yerler de var. O nedenle bizim hafıza manajmanında yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Yapraklı ormanlar su verim açısından her zaman iğne yapraklı ormanına göre daha verimlidir diye belirtilmektedir. Diğer yandan ormanlarda kimyasal ilaç kullanımı söz konusu değil. Dolayısıyla burada kirletici unsurlar yok ya da çok düşük düzeyde. Bu da suyun kalitesi açısından son derece önemlidir. Özellikle üst havzalardaki su çok daha kalitelidir ama buna karşın tarım arazilerine yakın yerlerde bu kalite düşmektedir. Ve akarsu ve baraj çevrelerinde eğer ormanlık alan, diri örtü dediğimiz çalılık, makilik gibi alanlar yoksa bildiğiniz gibi oralarda erozyon çok daha fazla oluyor ve bundan dolayı da barajların ömrü çok kısalıyor. Ve ormanlık alanlarda orman örtüsünün artması barajın ömrünü de uzatan bir faktördür ki Belgrad Ormanı'nda bazı bentleri bildiğiniz gibi etrafı tamamen ormanlarla kaplı olduğu için yüzlerce yıldır hala fonksiyonunu yerine getirmekte. Evet, bir diğer şey de suyu temizleyen, iyileştiren mikroorganizmalar vardır. Ve bu mikroorganizmaları en iyi beslenme ortamını sağlayan yerler yine orman ekosistemleridir. Orman ekosistemlerindeki suyu bunlar temizler ve daha da temiz su oluşmasını sağlar. Ama orman alanlarda bu mikroorganizma faaliyetleri her zaman daha düşüktür. Ormanlarda az önce bununla ilgili biraz bahsettim. Her ne kadar yağan yağmurların yaklaşık %45'i buharlaşmayla gitse de yani doğrudan yüzeylerden buharlaşma ya da transpirasyon dediğimiz biyolojik buharlaşmasına yani ağaçların yapraklarından kökten aldığı suyu havaya verme şeklinde bu ormandaki döngü açısından, suyun döngüsü açısından bazen olumsuzluk diye değerlendiriliyor ama böyle değerlendirilmemelidir. Bu aslında döngüyü sağlayan bir olaydır. Çünkü buharlaşan suyun atmosfere geri dönmesi, döngüye katılması bu şekilde sağlanıyor. Neredeyse %50'si bu şekilde döngüye geri katılıyor. Geniş anlamda su rejiminin düzenlenmesi, suyun az olduğu dönemlerde, bu kısım son derece önemli, suyun az olduğu dönemlerde su kaynaklarının beslenmesi, sürekliliğin sağlanması da son derece önemli. Bir diğer şey de tabii ki erozyon. Yani ormanlık alanlarda bu su kaybı gibi değerlendirilse bile en azından erozyonu önlediği için çok uzun vadede suyun devamlılığını sağlamış oluyor. Evet, ormancılık faaliyetleri de büyük önem taşımakta. İşte su havzaları planlanırken burada tabii ki bu ormancılık tekniği bu anlamda epey gelişti. Bir ormancılık planlamalarında genellikle biz fonksiyonel planlama dediğimiz planlamalar uygulanıyor ve bu fonksiyonel planlamada önce fonksiyon belirleniyor, ona uygun planlama yapılıyor. Eğer bir yerde su üretimi öne çıkıyorsa planlama tamamen suya göre yapılıyor. Bir yerde rekreasyon varsa ona göre, bir yerde odun üretimi varsa ona göre planlama yapılıyor. Dolayısıyla da bu fonksiyonel planlama kapsamında ormanlık alanların içerisinde bulunan bu su havzalarında ormanlar biraz daha seyreltilip hemen hemen aynı yaşta yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar, doğal ormanlar suyun kalitesini, verimini artırıyor. Bu da ormancılığın bu anlamdaki teknik yönü. Ve sonuç olarak temiz tatlı içme suyunun en büyük kaynağı ormanlardır. Yani yaklaşık %70'ini ormanlar sağlamaktadır. Ve yaşanmakta olan ve yaşanacak su kıtlığına karşı ormanlar taş, kum, maden ocağı, HES, RES ve JES gibi santraller ile İstanbul üzerinde söylemek gerekirse Kanal İstanbul gibi bilimden uzak çılgın projelere feda edilmemelidir diyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz o arka plandaki fotoğraf İstanbul Arnavutköy'den bir yangın kulesinden çektiğim fotoğraf ve
Baktığımız yok Karadeniz. Karadeniz'e doğru bakıyoruz. Bunun ucunda 3. havalimanı var ve ormana dikkatli bakarsanız orman tamamen parçalanmış durumda. Taş ocakları, kum ocakları, işte bu yollar için, bu havalimanı için yapılmış parçalanmalar, işte bu parçalanmış alanlar hiçbir fonksiyon yerine getiremiyor. Ne toprak koruma fonksiyonu kalıyor, ne su tutma fonksiyonu kalıyor, ne yaban hayatı, ne biyolojik çeşitlilik, ne oksijen üretme fonksiyonu kalıyor. Dolayısıyla bizim ormanlarımız fazla değildir. Biz orman fakiri bir ülkeyiz ve aslında küresel iklim değişikliği diye bir gerçeğimiz var ve ormanlarımızın niteliğinin bozulacağına dönük projeksiyonlar var. Bizim anabilim dalında yapılan bazı çalışmalar şunu gösterdi. Mesela burada bulunan kayın, bazı bölgelerde kayın ağaçları var. Kayın ağaçlarının 2070'lerden sonra artık görülmeme ihtimali üzerine duruyorlar. Çünkü artık kayın ağaçları nemli bölge ağacı olduğu için bunun yerine ya orman seyrekleşecek ya da başka ağaç türleri alacak. Ve burada gördüğünüz ağaçların bir kısmı da Türkiye'de nadir bulunan pırnal meşesi diye bir ağaç ve o ağaç da burada ciddi anlamda zarar görüyor. Dolayısıyla bizim suyumuzu, ormanımızı mutlak korumamız gerekiyor ve bunun için de tabii başlangıçta bir irade ve devamında da mevzuat, yasalar. Yani yasalarla ormanda ne yazık ki işte tüm burada saydığım taş, kum ocağı, HES gibi faaliyetlere feda ediliyor maalesef. Bunun mutlaka önüne geçilmesi lazım. Yoksa yani bunun çok büyük sıkıntılarını çok yakın gelecekte bizden sonraki kuşaklar daha fazla yaşayacaklar. Teşekkür ediyorum. Benim sunumum bu kadardı. Sabırla dinlediğiniz için tekrar teşekkürler. Hocam çok teşekkürler sunum için. Süreye de uyduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi geliyoruz dördüncü konuşmacımıza. Yani bu bizim oturumun son konuşmacısı. Doçent Doktor Özcan Kaygısız. Anlatacağı konu Türkiye'nin sulak alanları ve sorunları. Ben ilk olarak Sayın Hocamızın özgeçmişini kısaca okumak istiyorum. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde lisans eğitimine başladı ve 2001 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2006 yılında yüksek lisans, 2012 yılında ise doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı İç Sular Biyolojisi programında tamamlamıştır. Akarsu ekolojisi, balıkçılık biyolojisi ve popülasyon dinamiği, iç su balıkçılık yönetimi, balık geçitleri, istilacı balık türleri konularında araştırmalar yapmaktadır. 2002 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Buyurun hocam, kürsü sizin. Sayın Başkanım, herkese selamlıyorum. Bu güzel toplantıyı düzenleyen Makine Mühendisliği Odası İstanbul Şubesi'ne de ayrıca teşekkür ediyorum. Kısa bir sunum hazırlamaya çalıştım aslında. Aslında burada anlatacağım şeyleri herkesin vakıf olduğunu biliyorum. Sunum başlığım Türkiye'nin sulak alanları ve sorunları. Yansıda iki tane fotoğraf görmektesiniz. Bakıya göre sol tarafta çocukların yüzdüğü alan Mekke Mağarı ya da Mekke Krater Gölü denilen alan benim çektiğim bir fotoğraf 2004 yılında. Sağdaki de bir web sitesinden aldığım fotoğraf. Uzun yıllardır Mekke Mağarı neredeyse kurumaya yüz tutmuş durumda. Bu aslında sulak alanlarımızın bize önümüzdeki yıllarda ne duruma geleceğini gösteren bir süreç. Benim de şahit olduğum bir süreç. Şimdi bu üzerine çok durmayacağım. Genel bir şey. Bunlar zaten detaylı anlatıldı. 25 tane hidrolojik havzamız var. Ve bu havzalardan 4 tanesi kapalı havza. Doğuya doğru baktığımızda giderek devam eden ortalama yüksekliği 1000 metreden fazla, 1100 metre civarında olan bir ülke. Denizden ülke içine doğru da ilerlediğimizde yine yükselen bir ülke. Ve bir su kütlesine ev sahipliği yapıyor. Baktığımızda birbirinden farklı büyük 33 tane büyük nehir sistemimiz olduğunu biz biliyoruz. Bunlardan bir kısmını solda görüyorsunuz uzunluklarına göre. Ve yine birbirinden farklı ekolojik özelliklerde
200'den fazla doğal gölümüz olduğunu, 300'den fazla büyük baraj gölümüz olduğunu ve 1300'den fazla, bu sayı her yıl artıyor aslında, göl ve göletimizin olduğunu biz biliyoruz. Ve bunların dışında deltalar, bataklıklar, ıslak çayırlar gibi birbirinden tamamen farklı özelliklere sahip sulak alanlara biz sahibiz. Şimdi bu slide üzerinde durmayacağım. Benden önceki oturumlarda çok güzel açıklandı bunlar. Biz 10 yıllık dilimlere göre baktığımızda her yıl kişi başına düşen su miktarımızın düştüğünü görüyoruz. Az evvel Ünal Hocam'ın sunumunda çok güzel gösterildi. 2000'lerin başında 1600 metreküplerden şu anda günümüzde 1300 metreküplere geldik. Peki biz buna Ergene Çayı'ndaki kirli suyu dahil edecek miyiz? Küçük Menderes, Büyük Menderes, Susurluk, Nilüfer Çayı'ndaki kirli suyu dahil edecek miyiz? Eğer bunları dahil edeceksek, evet, kişi başına düşen su miktarımız 1346 metreküp. Ama bunları dahil etmediğimizde aslında çok daha kritik bir sorunla karşı karşıyayız. Yani kişi başına düşen su miktarımız oldukça azalıyor. Özür dilerim. Şimdi biz günde kadar bu dünyanın genelinde de böyle suyu miktar olarak yönetmeye çalıştık. İşte 112 milyar metreküp, kilometreküp suyumuz var. Bunu sektörlere nasıl pay edeceğiz? Ama biz bunun içinde bir hayat olduğunu belki son 20-30 yılda çok daha net bir şekilde hissediyoruz. Çünkü biyoçeşitlilik dünyada ve ülkemizde de ciddi kriz altında. Çeşitli insan faaliyetleri nedeniyle. Çok basit bir besin zinciri, besin ağı modeli görüyorsunuz burada. İşte besin tuzları var, atıklar var. Bunlar bakteriler, mantarlar tarafından ayrıştırılıyor. Birinci üreticiler dediğimiz algler, makrofitler var. Bunlarla beslenen birincil tüketiciler, zooplankton ve omurgasız canlılar var ve balıklar var, kuşlar var şeklinde memelilere kadar devam eden bir zincir, bir besin ağı modelimiz var. Peki bunlar nedir? Ne işe yararlar? Yani suda gördüğümüz bu algler, mantarlar, bunlar nedir? Bunlar mesela birinci enerji kaynağı. Güneş enerjisinin gıdaya dönüşmesinde görev alan önemli canlılardır. Bazıları aşırı arttığında zararlı olabilirler. Toksik maddeler üretip suda yaşayan canlıları, suyun kenarında yaşayan canlıları zehirleyebilirler. Ama çok önemli bir özellikleri daha var. Bunlar oksijen üretirler. Ve bazıları hem ilaç hem gıda sanayinde kullanılabilirler. Ve birçok özellikleri var. Makrofitler, bunlar birçok canlıya habitat sağlarlar. Hem üreme hem beslenme hem barınma alanları oluştururlar. Bunlar da keza oksijen üretirler. Bulundukları alanlarda besin tuzunu tutarak suyun kalitesini artırırlar, kirliliği tutarlar. Mangrov ormanları bizim ülkemizde yok ama bunlar kıyı erozyonunu önlemede, aşınmayı önlemede önemli roller üstlenirler. Bizde özellikle akarsu bölgelerinde, Ünal Hocam çok daha iyi açıklayacaktır, riparyan bölge dediğimiz ormanlık alanla su alanı, akarsu alanı arasında bir geçiş zonu vardır. Bu alan biyoçeşitlilik açısından önemlidir ama aynı zamanda akarsuların aşındırma özelliğini engelleyen, kıyı bölgesini stabilize eden yapılardır. Bizler bunlara tabii ki zarar veriyoruz. Zooplankton ve sucul omurgasızlar, bunlar birincil tüketici, yani suyun alglerin içinde kalan enerjiyi dönüştürerek karasal, omurgalı ve omurgasız canlılara aktarılmasında önemli roller oynarlar. Balıkların ve su kuşlarının ana besinini oluştururlar. Balıklar, bunlar hepimiz için önemli ve besin zincirinde de aslında yine fitoplankton ve zooplankton ya da makro omurgasız canlılardan enerjinin daha karasal canlılara aktarılmasında önemli roller üstlenirler. Ve tabii ki su kuşları. Bunlar kesinlikle hayatlarının önemli bir kısmında, neredeyse tamamının yakınında bu sulak alanlara, su sistemleri bağımlı canlılardır. Ve buralardaki bozulmalara hassas canlılardır. Ekolojik ve kültürel önemleri vardır. Peki sulak alan nedir? 94 yılında ülkemizin taraf olduğu 1971 yılında imzaya açılmış Ramsar Sözleşmesi, kısaca Ramsar Sözleşmesi olarak bilinir. Özellikle su kuşları açısından uluslararası öneme sahip sulak alan sözleşmesi olarak bilinir. Burada sulak alanlar tabii veya suni, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu,
denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen derinlik kapsayan başta kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerleri şeklinde yapılmıştır. Bu kısaca girip baktığımızda bulacağımız bir tanım ama bu tanıma göre baktığımızda biz ayırabiliriz sulak alanları. Bunlar deniz ve kıyı alanları sulak alanlar, karalar arasında kalan sulak alanlar ve yapay sulak alanlar. Şimdi bakın burada sulak alan deyince ülkemizde genelde hep bataklıklar akla gelir. Bu hatta bataklığı kurutmak gibi bir terim de maalesef deyimli Türkçemizde var. Çoğu sulak alanımızı biz bu bakış açısıyla 1920 ile 50'li yıllar arasında kuruttuk. Kaybettiğimiz alanın, kaybettiğimiz biyoçeşitliliğin daha yeni yeni farkına varıyoruz. Bakın neyi kaybediyoruz biz? Solda Meke Krater Gölü'nde biz burayı kaybettik, kurudu. Burası biyoçeşitlik açısından önemli bir alan. Salda Gölü. Salda Gölü üzerine şu anda ciddi bir baskı var. Burada bir yapılaşma, açılma durumu söz konusu. Yine Tuz Gölü. Tuz Gölü'nü biz tuz üretmekte kullanıyoruz ama Konya'nın ve diğer çevredeki illerin atık suları buraya karışıyor maalesef. Meriç Nehri sınır oluşturan bir nehir ama Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye'nin bu nehrin ve havzasının korunması yönünde ortak adımlar atması gerekiyor. Yine Manyas Gölü. Burası A sınıfı sulak alanımız Ramsar'a göre ama hemen yanında Milli Park'ın yanından geçen Sığırcı Deresi ile biz burayı kirletiyoruz. Acıgöl kenarında Burdur'da bulunan bir bataklık alan. Bu alanlar su seviyesindeki değişimlerle turbalık alanlar da var burada. Bu alanları kaybediyoruz. Yine 2004 yılında Çıralı Obruğu'nda çektiğim bir fotoğraf. Bir sene önce bu alanda hiç su yoktu maalesef. Peki dünya genelinde baktığımızda Ramsar alanları 170 ülke tarafından imzalandığını biz Ramsar'ın web sitesinde görüyoruz. 2422 Ramsar bölgesinde yaklaşık 255 milyon hektar alan koruma altında. Dünyanın önemli genetik rezervuar alanları buralar. Dünyadaki tüm türlerin yaklaşık %40'ı sulak alanlar çevresinde ve içinde ve tüm hayvan türlerinin yaklaşık %12'si yine bu alanlarda yaşamakta. Bizde 14 Ramsar alanı ulusal öneme haiz sulak alan olarak 59, mahalli öneme haiz sulak alan olarak da 86, toplamda 86 sulak alan var. Ve bu alanlardan Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sorumlu. Baktığımızda Türkiye'de 1648 sulak alan tespit edilmiş durumda. Bu da yaklaşık 1,5 milyon hektarlık alanın koruma altında olduğunu bize gösteriyor. Doğa Koruma Milli Parkların hazırladığı bir web sitesi var. Sahibiz Tarım Orman Gov.tr'den girip hangi ilde iller, havzalar, bölge müdürlükleri bazında Türkiye'nin neresinde sulak alanlar var görebilmektesiniz. Peki sulak alanların ekolojik önemi nedir? Bunlar bulundukları havzaların en çukur bölgelerinde yer alır ve hemen hemen en aşağı bölgesinde bulunurlar. Bu anlamda havzadan gelen bütün yükler aslında burada birikir. Bu anlamda önemli ekolojik görevleri vardır. Su depolarlar ve suyu kontrollü bir şekilde aşağı havzalarını bırakırlar. Gelen yağışlardaki yağışın hızını yavaşlatıp taşkın riskini düşürürler. Su erozyonu kontrol ederler. Yeraltı suyunu düzenli beslerler. Suyu doğal yollarla beslerler. Besin maddesi dediğimiz azot, fosfor gibi besin yüklerini tutarlar. Ve bunun biyolojik kütleye dönüşümünü önemli görev alırlar. Evsel sanayi atıklarını kirleticilerini tutarlar. Sediman açısından önemli depo alanlarıdır. En önemlisi biyoçeşitlilik açısından çok zengin alanlardır ve karbon yutak alanları olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Buralar gösterdiğimiz gibi sadece sulak alanları, bataklık alanları olarak gözüyle bakmamalıyız. Buralar biyoçeşitlilik açısından çok önemli bölgelerdir. Önemli gen havuzlarına, biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapmaktadırlar. Bu alanlar bize sadece bakın burada doğal endemik türlerimizden bazı fotoğraflar görüyorsunuz. Yine baktığımızda yine biyoçeşitlik açısından
su kalitesini, biyoçeşitlik açısından havzanın sağlığını bize gösteren türler. Eğer bu türler geçmişte oradaki varlığını biliyorsak ve günümüzde gittiğimizde yoklarsa habitatın bozulduğu hakkını bize fikir veren türler. Peki burada tırnak içine söylüyorum. Sulak alanlar insanlığa ne tür faydalar sunuyorlar? Böyle bir görevleri yok aslında. Bize bir fayda sunmak zorunda değiller. Ama sulak alanlar biyoçeşitlilik, canlılık açısından önemli roller üstlenirler. Buna insan perspektifinden baktığımızda bize içme ve kullanma sulamada önemli su kaynağı olarak görev alırlar. Yerel balıkçılığı desteklerler, yeraltı sularını beslerler. Tarım alanlarından gelen besin tuzlarını kirliliği tutarak yine tarıma fayda sağlarlar. Bu alanlardan kereste ve saz gibi çeşitli inşaat malzemeleri elde edilir. Bu anlamda önemli ekonomik gelir kaynağıdırlar. Bahçecilik için turba elde edilir. Yaban hayatını desteklerler. Bu alanlarda ulaşımda kullanılabilirler. Ve çeşitli şifalı bitkiler, aromatik tıbbi bitkiler buralardan elde edilmektedir. Ve tabii ki bu alanlar eğitime destek verir. Rekreasyon ve turizm alanları olarak işlev görürler. Ve yerel ve ulusal anlamda istihdam alanları yaratırlar. Bir çalışmada sulak alanların yıllık 7 ile 28 milyar dolar arasında değer ürettiği, özellikle karbon tutarak değer ürettiği hesaplanmış. Bu alanları eğer biz koruyamazsak karbon yutağı olan bu alanda önümüzdeki yıllarda atmosfere daha fazla karbon salımasına yol açacak alan olarak karşımıza çıkmakta. Eğer biz bu alanları koruyamazsak. Ülkemizde böyle bir çalışma yapılmış. Sultan Sazlı açısından bir değerlendirme yapılmış. Biyo kıymet olarak bakıldığına yaklaşık 1,5 milyar liralık, yani günümüz kuruna çevirdiğimizde yaklaşık 170 milyon dolarlık bir biyo kıymet burada elde ediliyor. Yani bu oldukça aslında küçük bir sulak alan. Kurutulduğunu, yüzey alanının oldukça önemli bir kısmını kaybettiğini düşündüğümüzde neler kaybettiğimizi biz aslında yeni yeni farkına varıyoruz. Türkiye'de yaklaşık Marmara Denizi büyüklüğünde bir sulak alanın kurutulduğunu bilmekteyiz. Peki mesela soldaki fotoğraf İznik Gölü'nden. İznik Gölü'nde yılda yaklaşık 3000 ton gümüş yurt dışına ihraç edilmekte. Keza Manyas Gölü bizim için oldukça önemli hem biyoçeşitlilik hem balıkçılık açısından önemli bir su kütlesi. Alttaki fotoğraf Sakarya ve Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin arıtma tesisinden bir fotoğraf benim çektiğim. Burası Sapanca Gölü'nden ve civarından çekilen suların arıtılarak Sakarya'nın içme suyunun karşılandığı bir yer. Yani Sapanca Gölü'nden çekilen su burada arıtılarak ilin önemli bir su potansiyeli ihtiyacı karşılanmakta. Ve oldukça yüksek kalitede bir su elde ediliyor. Sol üst köşedeki fotoğraf Sivas'ta. Sol alttaki Tuz Gölü'nden, sağ alttaki Burdur Gölü'nden çekilmiş fotoğraflar. Buralardan biz önemli tuz ve diğer mineralleri elde ediyoruz. Yani sulak alanlardan biz sadece biyoçeşitlik açısından değil, ekonomik olarak baktığımızda önemli mineralleri de elde ediyoruz. Yine sağ üst köşede biz bu alanları kültür balıkçılığı açısından da değerlendirebiliyoruz. Peki tarım alanı olarak baktığımızda sulak alanlar civarında biz tarım yapıyoruz. Önemli hayvansal üretim ve girdiler elde ediyoruz. Ve buralardan biz hem turizm açısından, hem biyosağlık açısından, hem eğitim açısından, turizm açısından yararlanıyoruz. Bu bizim fakülte çalışmalarımızdan çektiğim fotoğraf. Öğrencilerle saha uygulamasında biz Sapanca Gölü'nde ve Türkiye'nin diğer sulak alanlarında öğrenci uygulamaları yapıyoruz ve önemli bize doğal laboratuvar görevi gören alanlardır, sulak alanlar. Ve bu alanlarda bir yüksek ticari değeri olan türler de biz elde ediyoruz. Mesela Artemia balıkçılıkta, kültür balıkçılığında çok önemlidir. Yavru beslemede oldukça kıymetli bir türdür. Türkiye'de bunun büyük bir kısmı yurt dışından gelmektedir ama özellikle İzmir'den, yine bazı sulak dalyan alanlarımızdan biz Artemia üretimi gerçekleştiriyoruz. Ama sulak alanlarımızı korumadıkça, kirlettikçe bu değerlerimizi maalesef kaybedeceğiz. Sol üst köşede benim çektiğim bir fotoğraf var. Garda Kemali, ismini Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen verilmiş bir türdür. Endemik bir türümüz. Yine Afanius'lar, bu da bizim endemik bir türümüz.
Türkiye bu tür ve cins açısından oldukça önemli bir biyoçeşitliliğe sahip. Peki, buraları tehdit eden unsurlar. Dönüp baktığımızda karşımıza çıkan tek şey insan ve faaliyetleri. Yani bunlar nedir diye tek tek üzerine belki saatlerce konuşabiliriz. Kurutmalar, doldurmalar. Bakın burada yine sulak alanlar çevresinde insanların bıraktığı ya da belediyelerin katı atık yönetiminin olmayışıyla yine sulak alanlar, içme suyu elde edilen alanların ya da sulama amacıyla yapılmış göletlerin civarına katı atıkların dökülmesi. Yine sulak alanların kurutulması ya da yanlış yönetilmesi. Akgöl, Burdur'da bir sulak alan. Bu alan geçmişte suyla doluyken artık su yok. Yine İznik'e akan önemli derelerden biri Sölöz. Yazın bu dere kurumayla yüz yüze. Çünkü civardaki tarım alanlarına suyu maalesef çekilip veriliyor. Sağ altta Beylerli Gölü. Bu da yine Burdur Denizli arasında. Acıgöl'e çok yakın bir sulak alan. Burada bir göl olması gerekiyor. Ama burada artık bir göl yok. Sadece ıslak bir çayır mevcut. Çünkü havza yapılan bir baraj buraya gelecek bütün suyu tutmakta. Yine sol altta Eskişehir civarını, göletin adını hatırlayamadım. Yine burada da suyun doğru yönetilememesinden dolayı baraj gölünün biz kuruduğunu görüyoruz ve havzada su olmadığını biz görüyoruz. Peki başka neler yapıyoruz? Riparyan bölge dediğimiz kıyı bölgesini biz ya rekreasyon alanı yapmak ya yürüyüş yolu yapmak, işte kentsel milli park ya da kentsel yürüyüş alanları yapmak için betona boyuyoruz. Ya da burası Mudurnu Çayı sağ köşe. DS yılda bir veya iki kere bu Mudurnu Çayı'nda hem sedimanı uzaklaştırmak hem de havzadan gelen diğer organik yükü uzaklaştırmak için derinleştirme çalışmaları yapıyor. Bu genelde hep balıkların üreme göçü yaptığı döneme denk gelir. Yani balıklar üreme göçü yaparken sedimanın üzerine yumurtalarını tuttururken biz gelip kepçelerle bu sedimanı kıyıya alıyoruz ve balıkların yavrularını, yumurtalarını yok ediyoruz. Çorum Nehri, sol üstte sol alttaki fotoğraflar. Bakın havzada Çorum Nehri'nin taşıdığı, burası Borçka Baraj Gölü'nün kuyruk suyu. Borçka Baraj Gölü'nde sediman birikimini görürüz. Normalde Çorum Nehri'nde böyle bir sediman birikiminin olması beklenmez. Çünkü dünyanın sayılı hızlı akan akarsularından biriydi. Ama biz üzerine ondan fazla baraj gölü yapmış durumdayız. Ve normalde bu sedimanın Karadeniz'e ulaşmasını bekleriz. Burada biz çamur görüyoruz ama aslında burada besin tuzu, denizdeki fitoplanktonun ihtiyaç duyduğu azot, fosfor ve diğer besin tuzları denize ulaşmayı bekliyor. Bakın burası Atatürk Barajı'nın çıkış suyu hemen birkaç yüz metre aşağısı Fırat Nehri. Berrak bir su görüyorsunuz. Normalde de bu suyun bu kadar berrak olmaması gerekir. Çünkü sediman Atatürk Barajı'nda ve havzadaki diğer barajlarda tutulmuştur. Tabii bu havzadan gelen sedimanın tutulması barajların ömrünü kısaltmakta. Sağ üst köşede Burdur Gölü'nü görüyorsunuz. Burdur Gölü 200 kilometre kareler, 220 kilometre karelerden şu anda 130-140 kilometre karelik bir yüzey alanına düştü. Nedeni iklim değişimine bağlayamayacağımız kadar aşikar havzada yapılan barajlar suyu tuttu ve bu havzaya uygun olmayan tarım ürünlerimiz burada üreterek çok su isteyen tarım ürünleri üreterek biz Burdur Gölü'nü kaybetme noktasına geldik. Ve tüm sulak alanlarımız maalesef bir kanalizasyon seyreltme alanı olarak kullanıyoruz. Peki başka neler yapıyoruz? Biz akarsularımızı kanallar için alıyoruz. Akarsularımızın her birinin üzerine balıkların göç etmesini engelleyecek her biri birkaç metre, 10 metre, 20 metre üzerinde olan beton setler, kanallar yapıyoruz. Onları bir an önce geldiği üst noktadan aşağı noktaya ulaştırma yönelik kendimizce tedbirler alıyoruz. HES'ler yapıyoruz. Yanlış balık geçitleri kurguluyoruz. Balıklar bu alanları bulup göç edemiyorlar ve maalesef üreme alanlarına gidemedikleri için nesilleri tehlike altına geliyor. Ve havzalarda yapılan madencilik faaliyetleri, taş ocakları, mermercilik, bunlar da yine sulak alanlarımızı tehdit eden nedenler arasında.
Sol alt köşede bakın Ali Beyköy baraj avlusunu görüyorsunuz. Onlarca taş ocağı var. Şehir baraj gölünü çevrelemiş durumda. Sağ alt köşede Yarışlı Gölü'nden bir fotoğraf var. 2018 yılında çektiğimiz bir fotoğraf. Havzada onlarca mermer ocağı var. Ve bu gölü normalde birkaç santimle 10 santim arasında su kütlesi vardır. Uzun yıllardır neredeyse birkaç milyon sudan bahsediyoruz. Nedeniyle havzayı, gölü besleyen yeraltı sularının kuruması ya da yer değiştirmesi. Çünkü bu bölgede yoğun bir şekilde dinamit patlatılarak mermer ocakları açılmakta. Peki başka neler yapıyoruz sulak alanlarımıza? Burası Ergen Havzası. Her gün bu Ergen Havzası'ndaki Çorlu Çayı ya da diğer derelerde oradaki sanayi tesisleri ne üretiyorsa bugün kırmızıysa yarın mavi, öbür gün mor bir suyu görebilmekteyiz. Ve Ergene Nehri simsiyah bir su olarak Saroz Nehri'ne akmaktaydı ve yakın zamanda artık Marmara Denizi'ne akmakta. Yine Tekirdağ'da bulunan yazlıkların kanalizasyon atıkları doğrudan yanlarından geçen dereye atılarak hemen birkaç yüz metre aşağıda Marmara Denizi'ne dökülmekte. Yine Tekirdağ Yeniçe'de 2017 yılında çektiğim bir fotoğraf. Peki tüm bu baskılar sulak alanlarda neye yol açıyor? Bir kere besin tuzu miktarı arttığı için toksik siyanobakteri dediğimiz alglerde aşırı artış meydana geliyor. Bu aşırı artışlarla beraber sudaki toksin maddeler artıyor ve bazı bölgelerde sığlaşma, sediman gelmesinden bağlı sığlaşma ve makrofitte artışlar meydana geliyor. Tüm havzadaki tarım atıkları, kimyasallar, pestisitler yine sulak alanlarda birikme eğiliminde oluyor. Başka neler yapıyoruz? Biz bu alanlarda aşırı otlatma, özellikle kontrolsüz bir şekilde büyükbaş, küçükbaş hayvan otlatma yapıyoruz. Su seviyesindeki değişimlerle biz turbalık alanlarımızı kurutup bu alanları yakıyoruz ya da kendiliğinden yanmalarına neden oluyoruz. Başka neler yapıyoruz? Sol alt köşede bir balık görüyorsunuz. Büyük balık, kararsız gibelio. Bu bizim doğal türümüz değil, istilacı bir tür. Ve bu birkaç tane daha istilacı tür bizim sulak alanlarımızı, doğal alanlarımızı istila ederek doğal türlerimiz üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor ve biyoçeşitliliğimizi tehdit ediyor. 80'li yıllarda Türkiye iç sularında 236 tatlı su balığı olduğu bilinirken son dönemde yapılan genetik çalışmalar ve sağ çalışmaların artmasıyla yaklaşık 400'e yakın bir tatlı su balığımız olduğunu biliyoruz. Ve bunun yaklaşık 200 tanesi, 200'den biraz fazlası endemik. Yani sadece Türkiye'ye özgü türler. Ve bunların da önemli bir kısmı nesli tehlike altında maalesef. Mesela sağ alt köşede Erzurum'da 2008 yılında çektiğim bir fotoğraf. Sırlı Köyü. Bu köy mesela dereye gelen herkesin neredeyse kontrol ediyorlar. Kaçak balıkçılığı önlemek için. Çünkü burada bir alabalık türü var. Endemik bir tür. Bu balığı kendileri dahi yemeyerek korumaya almışlar. Bu anlamda Türkiye'de böyle yerler de var ama geneline baktığımızda maalesef bunu başaramadığımızı söyleyebilirim. Son slaytım. Sonuç olarak biz sulak alanlarımız sadece çıkarılan kanunlar ve yönetmelikler koruyamayız. Çünkü bugüne kadar birçok kanun ve yönetmelik çıkardık. Ama bunu ya denetlemedik ya sahada kontrol etmedik. O yüzden sulak alanlar kanunlarla ve yönetmeliklerle korunamazlar. Bunlar olmasın mı? Evet, bunları çıkarmalıyız. Ama biz sulak alanların sunduğu ekosistem hizmetlerinden yararlananların kabul etmediği, yani havzada yaşayanların katılmadığı, merkezden alınan kararlarla sulak alanlarımızı koruyamayız. Yani Manyas Gölü civarında yaşayan köylünün hassasiyetini, ihtiyaçlarını göz önüne almadan ya da Tuz Gölü civarında yaşayan ya da diğer sulak alanlarımızda yaşayan insanların ihtiyaçlarını belirlemeden, onların katılımını sağlamadan bu alanları koruyamayız. Bu nedenle yerelde yaşayanların sulak alandan faydalanan tüm paydaşların ortaklaştığı yönetim planlarının hazırlanması, bu planların uygulanması ve denetlenmesiyle biz bu alanları koruyabiliriz. İlginiz ve sabrınız için teşekkür ederim. Özcan Hocam çok teşekkürler umarım, yaptığınız sunum için. Umarım süreyi doğru kullanabilmişsiniz. Süre de güzeldi, tam doğruydu. Teşekkür ederiz.
Ben şimdi gelen soruları sırayla okuyacağım. İlk olarak Turgut Hocam'a bir soru var. Sayın Paker sormuş Makine Mühendisliği Odası'ndan. Obruk oluşumlarının önlenmesine yönelik politikalar konusunda görüşleriniz nelerdir? Ülkemizde bu konuya yönelik çalışmalar nelerdir? Ondan sonra şeyi okuyacağım. Ziyaettin Bey'e gelen soruya. Murat Kapıkıran Başkan sormuş. Kişi başına düşen su miktarı Orta Doğu'daki ülkelerdeki düşen miktarları veren bir tablo vermiştiniz de. Irak'taki düşüş çok fazla. Yani Irak'ta neden çok fazla onu soruyor. Ünal Hocam'a bir soru var. Makine Mühendisliği Odası Enerji Komisyonu Başkanı Azmi Baktur'dan. Doğu Karadeniz'de HES'lerin balıklara giden besinleri engellediği, bunun sonucunda da hamsilerin büyümediği ve avlanma yasağı getirildiği söyleniyor. Bu konudaki sizin görüşünüzü soruyor. Ünal Hocam'a Murat Kapıkıran Başkan'dan da yine bir soru var. Kent içi koruların su döngüsündeki yeri nedir? Valide Bağ gibi Guinness Rekor Kitabı'na giren Geceye Nefes isimli sabun ağacından ithal edilip getirilen 11 milyon ağaç dikimi kampanyasının sonuçlarını değerlendirir misiniz? Özcan Hocam'a bir sorun var. Sedat Gündem sormuş. Makine Mühendisliği Odası Enerji Komisyonu'ndan. Ağaç fosilleriyle geçmiş zamanlara yönelik su konusunda ne tür bilgiler verebiliyor diyor ağaç fosilleri. Teşekkür ederim. Buyurun Turgut Hocam. Bu soru Ünal Hocam'a. Evet. Ben ona bir şeyler söyleyebilirim. Ağaç fosillerini. Bu hamsi mesele de sanıyorum. Ünal Hocam. Neden başlayacağız? Turgut Hoca'dan tamam. Başlayacağız. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi önce obruk oluşumunun nasıl geliştiğini çok kısa bir şekilde söz edeyim. Obruklar bir çeşit erime boşluklarıdır. Yani karstik arazi dediğimiz kireç taşı arazilerde yeraltı sularının karbondioksit muhtevasının artmasıyla karbondioksiti çözmesi sonucunda oluşan boşluklardır bunlar. Genelde düşey boşluklardır. Genellikle de büyük makro kırık hatlarının kesişme yerlerinde çok daha fazla gelişirler. Şimdi obruklar büyük oranda yer altındaki diğer yatay boşluklarla, yani obrukları düşey boşluk diye nitelendirirsek, yer altındaki yatay boşluklarla, yani mağaralarla, mağaralaşma sistemleriyle ilişkilidirler. Ve bunlar da bazıları yer altında bir çeşit yeraltı nehri gibi, yeraltı gölleri gibi oluşumlar bu mağaralar içerisinde gelişir. Şimdi obruklar yüzeye açık olmadıklarında yüzey ile obruğun tavanı arasında bir kayaç mesafesi vardır. Eğer bu su ile dolu ise, bu su ile yeraltı suyuyla dolu ise suyun hidrolik basıncıyla tavan bir yerde dengede kalır. Fakat su seviyesinin düşmesiyle, yeraltı düzeyinin düşmesiyle mağara tavanları askıda kalır. Yani sudan uzaklaşır. Veya zaman zaman yükselip alçalmasıyla bir kuruma ıslanma dönemi geçirir. Ve böylece ufak ufak başlayan parçalar sonucunda yüzeye gittikçe yaklaşan mağara tavanları sonuçta birdenbire kollaps dediğimiz çöküntüler haline dönüşür. Esas olarak Konya civarında, o Karapınar'da falan gözlenen obrukların ana nedeni yeraltı su düzeyinin düşmesidir. Peki niye yeraltı su düzeyi düşmüştür? Çünkü Konya Ovası'nın sulanmasında açılan binlerce, çoğu da kontrolsüz, çoğu da belki resmiyet dışı yeraltı suyu kuyusu, sondaj kuyusu mevcuttur. Bunlardan yapılan aşırı çekimler sonucunda yeraltı su düzeyinin düşmesi ve bu şekilde tavanı askıda kalmış olan mağara tavanlarından başlayan küçük düşmelerin parça kopmalarının sonuçta birdenbire bir kuyu şeklinde, geniş çaplı bir kuyu şeklinde obruk halinde oluşmasına yol açar. Obruklardan ilgili sanıyorum ki bununla ilgili ne yapılabilir? Yapılacak olan şey yeraltı su düzeyinin düşmesini engellemektir. Yani bir sorun varsa sorunun çözümünde
soruna yol açan soruna yol açmamak yatar. Yani siz sorun oluşturmazsanız problem çözmek zorunda kalmazsınız. Yani yeraltı su düzeyinin düşmesine engel olmak için de çekimin kontrol altına alınması, yani yeraltı su düzeyi çekimlerinin, yeraltı suyu bilançosunun gelir gider dengesinin gözetilmesi, yani yeraltı suyunu besleyen miktardan daha fazla su çekilmesinin önüne geçilmesi ve belki yeraltı su düzeyinin yükselmesine yol açacak şekilde yer altına su verilmesi, yani bir çeşit suni besleme veya yönetilir akifer beslemesi yapılması gibi değişik yöntemler düşünülebilir. Ama obruklara yönelik olarak iyileştirmeye amaçlı bir proje en azından benim bildiğim yok. Devlet su işlerinin var mıdır bilmiyorum. Ama en azından benim bildiğim obrukların oluşumuna yönelik, yani obruk önlemeye yönelik bir çalışma olduğunu bilmiyorum. Karapınar çevresinde, Konya çevresinde bildiğim kadarıyla 400'e yakın şu anda irili ufaklı, kimileri 40-50 metreye varan, kimisinin çapları bazen birkaç yüz metreye varan obruklar oluşmuştur ve oluşmaya da devam etmektedir. Çünkü su düzeyi devamlı düşmektedir. Çok teşekkürler Turgut Hocam. Başkanım, bir de müsaade ederseniz bir konuda küçük bir düşüncemi iletmek istiyorum. O da bu taş, kum ve maden ocaklarıyla ilgili. Şimdi bunu hepsini aynı kefeye açıkçası koymak sakıncalı sonuçlara yol açabilir. Taş, kum ve maden ocaklarının ister yeraltı suları ister yüzey suları miktar ve kalitesi üzerinde fiziksel mekanik etkisi daha fazladır. Yani kimyasal etkisi yoktur. Ve bunlar geçici unsurlardır. Şimdi maden kanununa göre ilgili maddelerinde siz bir yerde taş, kum, maden, mermer ocağı çalıştırdığınız zaman orada işiniz bittiğinde o sahayı rehabilite etmek, ağaçlandırmak zorundasınız. Yani yasal mevzuat bunu emreder. Buradaki sorun gerek bu tür ocakların çalışması sırasındaki denetimsizlik, gerekse ocaklar faaliyetlerini tamamladıktan sonra yapmaları gerekenin yapılmasını veya yapılmamasının denetimsizliğidir. Bunlar kalıcı tahribatlardır. Doğadaki geçici tahribatlardır. İyileştirilmesi mümkündür. Ama bir sanayi tesisinden çıkan, bir evsel atıktan çıkan, bir yerleşme yapılaşma olan yerdeki tahribat ise kalıcı tahribattır. Bunun dönüşü yoktur. Çünkü siz yeraltı suyunu, toprağı, suyu eğer kimyasal olarak kirlettiyseniz onun geri dönüşümü yüzlerce yıl alacak olan bir unsurdur. Eğer yine aynı şekilde doğal kültürel sit alanlarına siz izin verdiyseniz bu tür faaliyetler için, madencilik faaliyetleri için veya göz yumduysanız bu da yine bir başka sorundur. Eğer böyle doğal kültürel sit alanlarına izin vermezseniz, göz yummazsanız açılan normal izinli açılan sahalardaki işletmelerin denetimlerini ve işletme faaliyeti sonrasında yapması gerekenleri yaparsanız geçici tahribatlarla ancak karşılaşırsınız. Tekrar yerine konulabilir. Ama dediğim gibi sanayi evsel atıkların denetimsiz atılması, bugün örneklerini her yerde yaşıyoruz veya kontrolsüz kentsel yerleşim alanları oluşturmasının yapacağı tahribat yanında bana göre taş, kum, maden ocaklarının tahribatı son derece küçük bir oranda kalır. Yani bunu da genelleştirmemek lazım. Ülkemizin bunlara da ihtiyacı vardır. Doğal kaynakları kullanmak zorundayız. Aksi halde yakında taşımızı, kumumuzu, agregamızı yurt dışından ithal edersek de şaşmamamız gerekir. Teşekkür ederim. Olur hocam, çok teşekkürler. Ziyaettin Bey, buyurun. Size gelen bir soru vardı. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Soruyu soran arkadaşlar güzel yakalamışlar. Şimdi arkadaşlar, özellikle Suriye ve Irak'ın suyu bizden gitmek üzere, biliyorsunuz yani. Irak'ın suyun bir kısmı da Suriye'den geçtiği için orada daha da azalmakta. Dolayısıyla bizim ülkemizde gerek Fırat gerekse Dicle konumunda yapılacak olan veya yapılan tesislerden dolayı bu ülkelere daha az su gidecektir. Biliyorsunuz hem Atatürk Barajı'nı hem de Ilısu Barajı'nın yapımında bu ülkeler oluşturdukları lobilerle Türkiye'nin kredi kullanmasını engellemişlerdi.
Yani neden engellediler? Çünkü biliyorlar ki bu barajlar yapıldığı zaman kendilerine daha az su gelecek. Bu iki barajı Türkiye kendi öz kaynaklarıyla yapmıştı. Atatürk Barajı şu anda uzun yıllardır işletmede. Ulusu Barajı da yakın bir tarihte devreye girecek. Yani buradaki bu ülkelerin sularının kişi başına düşmesinin en büyük sebebi Türkiye'deki su kullanılmazlığı diyebiliriz. Çok teşekkürler Ziyaettin Bey. Şimdi Ünal Hocam size gelen soruları alalım. Teşekkür ediyorum. Bana gelen soruların bir tanesi bu avlanma hamsi büyümesiyle ilgili. O sanıyorum Özcan Hocam devireceği bir soru. O benim alanım değil. Ben diğer sorulara yanıt vermeye çalışayım. Murat Bey'in sorusundan başlarsam eğer. Şimdi kent içi koruların su döngüsünde yeri önemlidir. Çünkü kent içi koruları özellikle kent içindeki, bizde henüz de öyle bir uygulama yok ama biz şu an İBB'de o uygulama için çaba içerisindeyiz. Su hasatı yapma, özellikle yaban hayatı için ve özellikle o beton yüzeyi azaltarak selleri ve kent içi selle taşkını azaltması açısından kent içindeki korular son derece önemli ve oradaki hem yaban hayatı için su ihtiyacı hem serinleme hem de yağan yağmur sularının sellere dönüşmesini önleme anlamında oldukça büyük fonksiyonu var kent içi koruların. Diğer sorusuna gelince Murat Bey'in, şimdi 11 milyon ağaç kampanyası vardı. Evet, bu kampanyayı biz çok eleştirdik. Çünkü hem zamanı yanlıştı. Bir kere bu ülkede uluslararası kabul görmüş 21 Mart Dünya Orman Günü ve haftası var ve o kapsamında zaten fidan ekimleri vardı. Zaten ağaçlandırma yapılıyordu. 11 Kasım gibi hiçbir anlamı olmayan ve aslında Türkiye'nin de iklim değişikliğine bağlı olarak o dönemde henüz daha yağmurların da yeni başladığı, toprağın kuru olduğu ve soğumadığı ve topraksız fidan diktiğinizde ya da toprakta bile olsa su vermek zorunda olduğunuz, birkaç sefer su vermek zorunda olduğunuz bir dönemde fidan dikmek çok tehlikeli ve bunun sonucunda da başarı çok düşük. Ve o gün zaten dikilen fidanlar çok düşük düzeyde, öyle 11 milyon bir günde dikilmiyor. Çok düşük, 11 milyar fidan pardon. Ve sonrasında tamamlama yapılıyor ve sonrasında birçok defa tamamlamalar yapılıyor. O yüzden o uygulama yanlıştır ve mutlaka vazgeçilmesi gereken bir uygulamadır. Zaten bizim bir ormancılık yönümüz var ve zaten o fidanlar dikiliyor. Bir diğer yanlış şey de senelerdir Orman Genel Müdürlüğü kendi fidanını kendisi üretip dikmekteyken bu sene geçtiğimiz yıldan itibaren fidan bağış toplamaya başladı. Temma çekiyor zaten bu uygulama yapıyordu sivil toplum örgütü olarak. Şimdi devlet de para toplamaya başladı. Fidan başı 10 lira para topluyor. Yani bu da düşünülmesi ve tartışılması gereken bir uygulama. Dolayısıyla biz o uygulamayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Yani yanlış buluyoruz. Orman yangınlarıyla kaybedilen alan miktarı sorulmuş. Alan miktarı yıllık yaklaşık 12 bin hektarlık kadar bir alan. Bu konuda özellikle yanan sahaların ağaçlandırmasına dönük olarak aslında kanunlar çok katı. Orada hemen ağaçlandırma yapılabiliyor. O konuda aslında biraz rahatız. Fakat bir örnek var. Bu örnek aslında yanlış algılara yol açan bir örnek. Bodrum'da bir alan yandıktan sonra otel yapıldı. Aslında o alanda şöyle bir şey oldu. Belki de o amaç yakındı bilmiyoruz ama orası aslında daha önce 2B'yle verilmiş bir alan. O alan zaten ormandan çıkarılmış. Üzerinde orman var. Yandıktan sonra bunu fırsata çevirip oraya otel yaptılar. Ama orası 2B'yle verilmemiş olsaydı orada otel yapma şansı olmayacaktı. Dolayısıyla bu tip alanlar da var. Tabii ki önce başka bir maddeyle, yasayla orman dışına çıkarıp daha sonra yakma yönüne giden çok uygulamalar var maalesef. Ama orman olup da yandığı zaman onun hemen ağaçlandırması yönünde kanunlar oldukça katı. Diğer bir soru ağaç fosilleri gibi. Bu tam da benim çalıştığım alan fosiller. Ben Anadolu'nun özellikle bu Ankara Galatya Volkanik bölgesinde çalışıyorum yoğun olarak. Bize geçmiş dönemdeki özellikle orman yapısı hakkında bilgi verdi. Özellikle bizim Miyosen döneminde yaklaşık işte bundan 23 ile 7 milyon yıl aralığındaki dönemde o dönemin daha çok subtropik ormanlarla kaplı olduğunu, Miyosen ortalarında bir optimum olduğunu, hatta Tokat'tan bulduğumuz, daha geçtiğimiz yaz bulduğumuz bir örnek 40-41 milyon yıl öncesine ait ve yağmur ormanlarının olduğunu biz orada tespit ettik. Yani hatta ağaçta bir defne grubu ağaç. Bugün tipik yağmur ormanlarında bulunan ağacın bir fosil formu ilk defa çıktı dünya üzerinde de o.
Dolayısıyla fosil ormanlar bize, fosilleşme bize o dönem hakkında, o dönem iklimi hakkında bilgi verebiliyor. Ama ana çerçeve hakkında. Bir de milyon yıllardan konuşurken 41 milyon yıl diyoruz. Ya o 41 milyonun hangi dönemine denk geliyor onu da bilmiyoruz. Evet, yalnız bu arada Turgut Hocam'a birkaç konuda o söylediği şey, açıklamaları gibi birkaç cümle ben söylemek istiyorum. Özellikle bu Taşkun Maden Ocağı konusunda biz ormancılar biraz sıkıntılıyız. Neden sıkıntılıyız? Çünkü her yerde veriliyor. Yani tamam, tabii ki bu ülkenin değerleri belki bazı yerlere verilebilir ama her yerde Taşkun Hoca'ya veriliyor. Ve bunun etkileri hocamın bahsettiği gibi değil, gerçekten çok uzun dönemli. Bir kere üst toprağı verimli, humuslu toprağı kaldırıp atıyorsunuz. Bir yere yığmanız gerekiyor. Yığdığınız toprakta yüzeysel akışta yağmurla gidiyor zaten. Ve 15 sene sonra, 10 sene sonra işte, ya da 20 sene sonra orayı rehabilit etmek istediğiniz zaman toprak yok. Hangi toprakları rehabilit edeceksiniz? Ve kaya öylece kalıyor. İkincisi, orada orayı rehabilit etmek ciddi bir masraf gerektiriyor. Onun yerine yıllık 500 lira, 600 lira ya da 1000 lira gibi bir kira bedeliyle senelerce işletiyormuş gibi görünüyor. Ve senelerce rehabilitasyon yapılmıyor. Bu Türkiye'deki uygulamalar. Üçüncüsü, Türkiye'de orman parçalanması, fragmantasyon, yani 10 hektardan küçük orman alanları 2008 yılında 55 binlerdeyken bu rakam günümüzde 2019 yılı rakamlarına göre 120 bine çıktı. Yani bizim ormanlarımız paramparça. İşte taş kum ocağı dediğimiz bu ocakların, hani çok zarar yok gibi dediğimiz ocaklar ormanları paramparça etti ve paramparça ormanlarda da ne bozuldu? Yaban hayatı. Yaban hayatı stres altında. Arı yetiştirici bölgelerde stres var. Ve diğer şeyleri bilmiyoruz. Ormanın içerisine gittiğiniz zaman zaten bir de 35 milyon metreküp çıkardılar yıllık üretimi. Ve bu bir diğer şey de bilmiyorum, benim alan değil ama biz bu mermeri kendimiz için üretiyoruz, Çin'e mi üretiyoruz? Biz mesela 35 milyon orman kesiyoruz metreküp. Bunun 10-15 milyonu biz kullanıyoruz. Gerisini yurt dışına veriyoruz. Yani başkalarına odun üretmek veya mermer üretmek için kendi doğamızı tahrip ediyoruz. Biraz da bu açıdan bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Nurhan Hocam çok teşekkürler. O zaman bu hamsi sorusu Özcan Hocama gitti. Buyurun Özcan Hocam. Şöyle, güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Şimdi hamsi özelinde bu soruya şöyle cevap verebiliriz. Aslında bu Karadeniz'deki balıkçılığımız için de geçerli. Karadeniz Havzası'nda yapılan bütün HES'ler, bu büyük depolamalı ya da cebri boruyla çalışanlar da dahil olmak üzere, hepsi ekosistem üzerinde ciddi baskılar oluşturuyor. Hem tatlı su balıkları hem deniz balıkları üzerinde. Ama hamsi özelinde baktığımızda bu yılki yaşanan o epeydir olmayan o ara dönemdeki yasak, türe özgü yasak, tamamen bizim sularımızın soğumamasından kaynaklanıyor. Yani bizim kıyılarımız, kuzeydeki Ukrayna, Rusya, Gürcistan tarafındaki deniz suyu sıcaklıklarından yüksekti. Hamsi o yüzden aşağı inmedi. Bizim kıyılarımızda kalanlar daha küçük, bu yılın yavrusu dediğimiz ya da önceki yılın yavrusu dediğimiz küçük boylu bireylerdi. Eğer biz bunları avlamaya devam etseydik önümüzdeki birkaç yılı daha kaybedecektik. Tarım Bakanlığı burada doğru karar verdi. Stokları izledikleri bir çalışmayla hamsi boyunun düştüğünü görüp doğru bir şekilde, iyi bir refleksle türün avcılığını durdurdu. Ama bu süreci kurtardı mı onu önümüzdeki birkaç yılda göreceğiz. Ama bu HES'lerin, az evvelki slaytlarda da gösterdim, sedimanın Karadeniz'e ulaşmaması ya da diğer denizlerimiz için de geçerli bu. Sediman ulaşmazsa besin tuzu denizlere ulaşmıyor. Fitoplankton bundan kendini çoğaltamıyor ve üretim düşüyor. Sadece bu değil. Eğer akarsuların taşıdığı sedimanlar denizlere ulaşmazsa bu bölgedeki lagünler, deltalar dalgaların aşındırmasına maruz kalıp yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor ve deniz suyu karaların içine doğru ilerlemeye başlıyor. Bu orandaki yeraltı suyu olan tatlı sularımızı biz kaybetmeye karşı karşıya kalabiliriz. Mesela Kızılırmak deltasında bu risk mevcut. Eğer biz bu sedimanı Karadeniz'e, Kızılırmak Deltası'na, Yeşilırmak Deltası'na ulaştıramazsak yakın zamanda bu bölgede bulunan küçük kıyı göllerimizi kaybederek, oradaki kumulları kaybederek tatlı suların tuzlanmasıyla karşı karşıya kalacağız. Bu bütün akarsu havzalarımız için geçerli. O yüzden HES'lerin böyle bir etkisi var.
Ama Hamsi ile ilgili olan bu durum bu yılki su sıcaklıklarından kaynaklandı ve Tarım Bakanlığı burada doğru bir karar alarak avcılığı durdurdu. Bir soru daha vardı Murat Bey'den, Murat Başkan'dan gelen. Denizlerin ve iç suların kirlenmesinin balıkçılık açısından kaybının maliyeti ile ilgili bilgi verir misiniz? Açıkçası kirlilikten kastedilen burada herhalde evsel ve sanayi atıklarından kastedilen kirlilik olduğunu ben düşünüyorum ama mesela biyolojik kirlilik de söz konusu. Bunların da ciddi yükleri var. Nedir bu? İşte yabancı istilacı türler gelerek yerel türleri yok edebiliyorlar. 80'li 90'lı yıllarda Karadeniz'e gelen bir deniz anası türü bizim çaça ve hamsi stoklarımızı çökme noktasına getirdi. Mesela bu biyolojik bir kirlilikti. Keza ormanlarımız için de bu söz konusu. Yabancı birçok tür gelerek, İnan Hocam söyleyecektir, birçok yabancı tür gelerek ormanlarımızdaki pek çok türler. O yüzden kirlilik bunun bir maliyeti hesaplanmalıdır. Açıkçası bunu söylemek benim açımdan zor çünkü bununla ilgili bir literatür okumadım. Ama kirlilik elbette doğal türlerimizi, stoklarımızı etkiliyor ve onlar da azalmaya yol açıyor. Hocam çok teşekkürler. Zamanı dikkate alarak ben ikinci oturumu burada kapatıyorum. Konuşmacılara ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki oturumumuz, üçüncü oturum 10 dakika sonra, yani 15-15. Hepinize tekrar teşekkür ederim katılımınız için. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun başkanım. Kolaylıklar dilerim. Sağ olun.